Evet sevgili dostlar, sevgili kardeşler, bir hayalin gerçek olduğu, gerçek olmaya yaklaştığı diyelim. Gerçi şu ana kadar da hayalde gidiyoruz. Yani Premier Lig'de Ocak ayı itibariyle bu kadar puan toplayabileceğimizi düşünen yoktu. Hatta sezon öncesi tahminlerde bizim 40 puan toplayacağımızı, yani Premier Lig'in sonunda 40 puan toplayacağımızı ve ligde belki kalabileceğimizi öngörüyorlardı. Ancak ve ancak Emre Hoca ve genç savaşçıları gerekeni yaptı. 21 maçta 42 puan toplamayı başardılar. Bizi ligin başında son 3'te görenler Ocak sonunda, yani ligin ilk yarısında ilk 3'te gördüler. Bu bizim tabii ki başarımızı perçinleyen, bu bizi tabii ki bir tık böyle yukarı taşıyan, bu bizim keyfimize keyif katan bir durum oldu. Ve Emre Hoca bir yandan da milli takımın başına geçti. İskoçya milli ekibinde hocası olmayı başardı. Emre Hoca bu şekilde artık bakalım İskoçya'yla da ne zaman maç yapacağız bilmiyorum. Bir an önce İskoçya'nın başında da bir maça çıkmak istiyorum açıkça söylemek gerekirse. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Şimdi bu en son aldığımız çocukları biz niye şey yapamadık, lisanslayamadık ya? Bir dakika. Şimdi mesela şu White'i almıyorum zaten. Şeyimiz mi doldu lan? Kadromuz mu doldu? 20'de 20 mi oldu? Ondan mı lisans çıkartamadık acaba biz bu çocuğa? Nerede kardeşim bizim orta sahaya aldığımız yeni çocuk? Neredesin yeni çocuk? Samuel Richie. Heh. Tamam. Ndombele'yi çıkarsak? Olmuyor ya. Ya şu an onaylandı mı mesela? Onaylanmıyor abi, neyse. Samuel Richie'siz çıkacağız bu maç. Yo, oynatabiliyoruz. Fofana'yı kes. Hadi Samuel Richie'yi de görelim o vakit. Samuel Richie'yi de direkt orta sahada abicim defans destek olarak oynatacağım ki özellikleri inanılmaz uyuyor. Yanis Hagi, Zidane, Ricardo, Doyle, Pacheco, Gonçalo, Estevez. Sol tarafta daha tabii iyileşmedi bizim elemanımız. Philips'i de bir alalım bakalım kadroya. Philips de gelsin bir kadroya. Bazunu'yu komple çıkartalım. Bazunu'yu satacağım herhalde arkadaşlar ya. Yani bence bu kadar iyi bir kaleciyi tutmamıza gerek yok yedekte ya. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama Dlamini'yi bu maç deneyeceğim zaten. Dlamini, çılgın kaleci Dlamini. Gitti Lille'de 16 maçta 9 kere gole kapısını kapattı. Bir kere man of the match oldu. 7-24 ortalamayla Lille'de oynadı. Oynadı yani, gerekeni yaptı. Pedro yerine Lampert'le mi çıksam acaba diye düşündüm şöyle bir. Hadi lan Pedro yerine de Lampert'le çıkayım şöyle bir. Yepyeni böyle bir 2028 kadrosuyla sahada bir oyuncularımızı görelim. Şimdi Joshua Phillips de geldi. Onun dışında bir oyuncumuz daha geliyordu, o daha gelmediler. Tamam neyse, o gelmesin daha henüz. O yolculuk sırasında herhalde galiba. Defans oyuncumuz aynen. İzinli 13.04'te gelecekmiş peki. John Pedersen de 13.04'te gelecekmiş. Niye o kadar geç geliyor? Niye o kadar geç geliyor? Ha, lisansı gelmediği için mi öyle oldu? Bilemedim. Bilemedim. Niye öyle geç geliyor anlayamadım. Yeni bir başvuru yapacağız. Çalışma izninin süresi dolmuş. O zaman bu çocuğu kiralayacağız abi. Bu çocuğu oynatamayız. Bu beni üzdü. Başvursak olmuyor. Şöyle yapalım. Hemen kiralayalım bu çocuğumuzu. Sezon sonuna kadar kiralayalım. Önemli oyuncu olarak istiyoruz. Geri kalan başka bir şey istemiyoruz diyelim. Peki. Hadi bakalım yeni oyuncularla bir çıkalım. Neler olacak? Yanis Hagi 10 numara istiyorsun da veremiyorum kanka 10 numarayı şimdilik sana. 20'yi vereyim. Onu hallederiz. Samuel Richie 14'ü alsın. Paul Jano geldi. Bizim bu da aslında genç bir yetenek. Buna da 33'ü vereyim. Niklas Dlamini'ye. Dlamini'ye kaç numarayı verelim lan? Kaleci için güzel numara var mı? 77'yi vereyim. Josh Phillips. Forvet olacak kendisi. 28'de ona verdim. Gitti işte. Hadi bakalım ne olacak? 99 dolu. 90 dolu. 9 başkasında. Hadi bakalım evlatlar. Basın sizi çok övüyor. Çıkın gerekeni yapın dedim. Yeni transferlerle ilk maçımıza çıkıyoruz. Heyecan dorukta. Bakalım Crystal Palace Glaciers yeni transferleri neler yapacak?
Yanis Hacı geldi, Richie geldi, orta sahada bazen problemler yaşıyorlardı. Yaşlı oyuncularını gönderip yerine genç oyuncuları getirmeyi istedi. Emre Hoca şu anda da Premier Lig'de 3. Maç öncesi heyecanlar tutuldu Brighton deplasmanında. Bakalım çocuklar ne yapacak, hep beraber göreceğiz. Hacı, Rüperne şimdi. Rüperne. Maçın başında bir sarı kart mı? Hacı yaptı ortayı. Aa, niye göstermedi lan? Şut bir kaleyi de buldu halbuki. Felles Magno. Lampert, Hacı. Gonçalo Estevez. Ne oluyor oğlum? Niye göstermiyor lan? Geniş özet. Oyuncular gayet mutlu zaten ya. Dlamini geldi kaleye. Pacheco şimdi. Çevirdi Gonçalo Estevez. Gonçalo. Hacı. Hacı çok güzel kaybetti topu. Bora. Dlamini. Evladımız 900 bin alıp yine 100 milyona satacağımız bir kaleci. Yani satmam Dlamini'yi ya. Ama bunları tutamayız işte eğer şampiyon falan olamazsak. Rastol. Rastol girdi topun dibine. Roberts. Orada Doyle var, bırakmaz. Doyle, Zidane. Şimdi Ricardo. Ricardo çöp döndürdü. Hacı. Hacı harika bir pas verdi. Rüperne attı bunu. Oğlum Hacı efsane başladı. Valla kullanıyor Hacı kafasına göre zaten duran topları. Ah be Pacheco. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Seneye kalmayabilir. Seneye kalmayabilir. Kozlovski. Atanga şimdi. Atanga sokuldu. Kozlovski. Cook. Telles Magno vurdurma. Aferin koçum benim Doyle ya. Hemen bir moral basalım çocuklara. Başarabilirsiniz evlatlar diyelim. Dlamini var kalede. Niklos Dlamini. Evladımız. Kalırım lan tabii, manyak. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz bu kadroyla. Premier Ligi alırsa Şampiyonlar Ligi'ni ayla ayla alırız bu kadroyla. Pacheco. Gerçi Şampiyonlar Ligi daha zor. Rüperne Lampert'e gelmedi. Baskımız var. Telles Magno. Telles Magno şimdi topla ilerliyor. Magno ortaladı. Boru'ya vurdu. Dlamini'den. Böyle bir dondu kaldı, böyle bir izledi. Aldım şu an bak hocam. Hacı çevirdi içeri, Lampert. Yanis Hacı. Kariyerine Glaciers'te. Asistle başlamayı başardı. Yanis Hacı. George Hacı'nın evladı Yanis Hacı. Emre Hoca ile Galatasaray'da değil Glaciers'te buluştu. Ve ilk asistini de yaptı. Hacı, Hacı, Hacı. Oğlum bu arada bak, soruyordunuz. Mod videosunu yayınladım, haberiniz olsun. Bu spiker modu, diğer modlar falan hepsini yayınladım. Bilginiz olsun arkadaşlar, video olarak. Şu an YouTube'da ünlem YouTube yazıp gidebilirsiniz. Videonun altına açıklamaları da koyarım YouTube'a yayınlayınca bunu. Videonun sonuna da koyarım falan filan. Doyle, Pacheco, Zidane. Zidane topun dibine girmek istedi ama orada kimse yok. Atanga şimdi aradan gönderdi. Orada ama Gonçalo Estevez var. Gonçalo'dan uzun bir top denemesi. Niye böyle uzun toplar deniyoruz bilmiyorum. Roberts. Broya. Aşağı arkada çok büyük boşluk. Dlamini yine kalede. Topları kurtarmaya başladı. Manyak kaleci. Bize Güney Afrika'nın bir armağanı. Nicolisi Dlamini. Oğlum neler kurtarıyor. Gördünüz mü Dlamini çıkardı topu. Asiktir. İşte oğlum game changer kaleci ya. Ben direkt Bazunu'yu okutuyorum beyler. Gençlerden birini şey var zaten, yaşlı kalecimiz var. Bazunu'yu okutuyoruz baba. Bazunu'yu gönderiyoruz baba. 7-2 ile oynuyor herif daha ilk maçında. Hacı 7-6 ile oynuyor. Richie'den çok bir efekt göremedik. Richie'yi acaba farklı mı oynatıyorum? Yanlış mı oynatıyorum? Richie'yi başka bir şey mi oynatsak? Lampert. Zidane. Ricardo uzaklardan vurdu. Uzaklardan denedi Ricardo. Gonçalo Estevez, şimdi Zidane. Zidane yaptı ortayı, Rüperne. Gael Rüperne, işte bu ya. Aradığımız lezzetler. Oğlum çok sıcak ya. Dlamini kiminin egeni? Vallahi kimsenin egeni değil ya. Biz Afrika'dan
bulduğumuz kardeşimiz. İçiden Fofana kokusu gelmez ya. Rupert'le çevirdi. Lampert. Ne yapıyorsun oğlum lan? Pacheco, Gonçalo. Oğlum niye vuruyorsun lan manyak? Ricardo. Vallahi kement atıp yakaladık. Oğlum bu sene çok ballı transferlerimiz var. Farkındasınız değil mi? Pacheco öyle mesela. Yekten denk geldi. Dlamini öyle. Onun dışında Ricardo'ya öyle ballı diyemeyiz. Rupert'e de öyle. Rupert'e de 900 aldık. Aferin çocuklar, böyle devam. Moralleri yüksek tutuyoruz. Richie'yi acaba Mezzala oynatsam nasıl oynar? Mezzala destek oynasın mesela Richie. Bir de böyle deneyelim. Jota bunlara gitmiş lan. Çok ilginç. Vallahi bilmiyorum hacı. The Journeyman kariyeri her şey olabilir. Her şey olabilir. The Journeyman'de her şey olabilir. Sene sonu şuraya gider miyiz? Buraya gider miyiz? Bunu yapar mıyız? Yapmaz mıyız? Bilmiyorum. Yani hacı. Richie şimdi. Döndürdü Rüperne. Rastol. Richie. Doyle'la paslaştı. Ricardo. Zidane. Lampert. Pacheco. Zidane. Kaçırdı Gonçalo'yu. Gonçalo sokuldu. Gonçalo yaptı ortayı. Lampert dokundu. Sanchez'de kaldı. Oğlum İngiltere'de herkes de para çok lan. Abi benim hedeflerim daha yüksek ya. Yani gerçekten hani şey yapmak istemiyorum ama hedeflerim gerçekten daha yüksek ya. Rastol. Hacı şimdi. Hacı'dan inanılmaz bir pas. Zidane. Ricardo, Ricardo vurdu. Zidane indirdi, Lampert'e gelmedi. Ricci. Defansif oyun kurucu destek oynatalım bakalım. Biraz daha şu bölgede kalsın istiyorum Ricci. Ricardo da bazen öne çıkıyor ya. Ricci biraz daha böyle şuralarda topla buluşsun istiyorum. Gonçalo şimdi. Pacheco, Doyle. Pacheco, Ricardo, Richie. İşte bak buraları seviyorum. Heh. Tam istediğim yerde. Rastol çok güzel top bıraktı. Ah be Lampert. Bizde maaşa zam yok kardeş. Sözleşme bitene kadar böyle oynayacak. Ricardo yaptı ortayı. Pacheco. Ah Pacheco. Ah Pacheco, ah Pacheco. Baskı çocuklar. Sanki Rastol'la adapte oluyor gibi ya. Oğlum Dlamini neler kurtarıyor Dlamini ya. Dlamini çıldırmış oğlum. Dlamini kafayı yemiş ya. Yanis Hacı'yı dinlendirelim. Richie'yi de dinlendirelim. İlk maçından çok yormayalım. Rupert'e harika pas. Lampert at onu ya. At onu, çok güzeldi ya. Aldım Kenan'ı. Kenan Kokoret değişiklikleri yaptık. Ricardo kesti. Kosunu dışarı gitti. Zidane. Kenan giremedi araya. Rupert'e girdi aldı. Abi nereye attın lan Kokoret manyağı? Baskı 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 baskı. Hata yapacaklar. Baskı 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 hata. Bas 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 bas. Aferin lan Gonçalo. Zidane. Ricardo. Kosunu. Doyle şimdi. Doyle çevirdi. Rastol. Çevirdi. Rupert'e. 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 At bunu. At bunu. Bunları kaçırmayın. Bunları kaçırmayın. Arsenal'e bak, 50 puan toplamış şişo şişler. Gonçalo, Zidane çevirdi ortayı, Rupert'e gelmedi. Kenan Nivgen değil. Kenan real oyuncu. Kenan hatta real'da şu anda Juventus'ta imza attı.
Rastol vallahi oynuyor ya. Vallahi Rastol'dan bir gelişme var yani. Orta geldi, Rüper'le vurdu. O yine kaleci. Gonçalo şimdi bir daha dolduracak. Doldurdu Lampert. Çevir oğlum. Kenan vur lan. Atanga. Doyle şimdi. Rastol. Rastol bırakma topu. Hocam, hocam. Arkadan çocuğa tekme attı. Ayıp değil mi hocam? Rastol'dan harika bir top. Rüper'le. 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 Ah Rüper'le. Kenan'ı da bedavaya aldık biliyorsunuz değil mi? Gonçalo, Kenan, Gonçalo Esteves, Osuno, Lampert'in önüne, Lampert'in önüne gidiyoruz zannettim lan. Güzel abi, Brighton deplasmanından 2-0'la geliyor takım, inanılmaz. İnanılmaz. Şimdi şöyle, Samuel Ricci top oynamıyordu geldiğinde, yani transfer listesinde olduğu için takım büyük ihtimalle onu oynatmıyordu. Ama Hagi oynayarak geldi, o yüzden arada böyle bir fark var. O yüzden Ricci'de bu böyle bir maçta, iki maçta karar vermeyeceğiz. 3-5 maç Ricci'yi görmemiz lazım arkadaşlar ki bence Ricci gerekeni de yapacaktır diye düşünüyorum. Aferin beyler diyelim. Harika bir maçtı. Kesinlikle çok iyiydi. Harika bir keyif böyle bir maçı kazanmak. Ligin zirvesinde ilerleyen bir Glaciers. Endombele ile konuşalım. Kardeş buyur. Benden kurtulmak istiyorsanız. Öyle bir şey yok. Benden daha iyi oynayabilecek çok fazla da oyuncu yok. Hiç sanmıyorum. Bu konudan memnun kalmadım. Beni ikna edemediniz. Hay sikiyim senin iknanı ya. Baba, Endombele'yi okutuyoruz. Ricardo'nun maaşı artsın, helal olsun. Hagi'nin kondisyonunda sıkıntı bak. Hagi yorgun geldi oğlum. Gonçalo Esteves, aferin oğlum. Çok iyi oynadın son maç. Juan Rastol'u takibi almış. Rastol'u istediğin kadar takip alabilirsin kardeş. Bizlik bir sıkıntı yok. Kümede kalma mücadelesinden uzak olmamız mı? Biz daha iyisini yapabiliriz kardeşim. Yanis Hagi harikaydı. Mükemmel performans. Onu da gerekeni yaptı. Kadronuza hangi pozisyonlarda daha iyi olabilir? Kim daha iyi olabilir? Yorum yok kardeşim. Transfer piyasasıyla takımı güçlendirmenin yollarını bırakmayacağız. Fabian Raider. Kim lan bu? Böyle bu, bak bunlar böyle oyuncu önerdiğinde bakacaksınız arkadaşlar. Takviye yapmayı düşündüğümüz bazı bölgeler var. Bizim göze hoş gelen futbolumuzu izlemiştir. Takımınız neden bu şekilde oynattığınız konusunda bize uyuyor kardeşim. Biz böyle iyi oynuyoruz. Evet, şimdi Ocak transfer dönemine girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Hani A plus aldık oğlum, ilk defa ne zamandır A plus gördüm ya. Vallahi ne zamandır ilk defa A plus gördüm arkadaşlar. Takımda gayet iyi durumdayız. Yani Pedro'yu aslında göndermek istiyorum, yalanına yalan söyleyeyim, Pedro'yu satmak istiyorum. Şimdi Malangasar'dan Malangasar'ın fiyatı ne abi? Piyasa değeri 62 milyonmuş. Bir şöyle bir önerelim bakalım Malangasar'ı. Ne gelecek teklif? Kosunu'yu satmayı düşünmüyorum. Rastol'u vermeyeceğim. Lamine'yi kiralamayacağım tabii ki. Lamine bizde oynayacak. Biz bu noktada şeyi satabiliriz abi. Gavin Bazunu'yu satabiliriz. Şöyle Bazunu'yu. Şöyle bir yoktan bir şöyle bir, hatta şöyle yapalım. 90 milyondan bir önereyim bakın. Ne olacak, ne bitecek. Konuşalım Bazunu'yla. Daha uygun bu bol servis bedelleyelim kardeş. Ayıp ediyorsun. 51 nasıl? 48 nasıl? 46,5 nasıl? Okey. (gülüyor) 46,5'tan öner şimdi baba, gitsin. Okey, okey, okey. Bizim için hiçbir problem yok. Bazunu'yu da transfer listesine koyduk direkt. Yönetimden bir şeyler isteyelim. Ne isteyeceğiz ki oğlum yönetimden? Bizim bir şey istememize gerek yok ki zaten. Her şeyimiz full lan. Mali durum.
Tesisler. Antrenman tesislerini geliştir amına koyayım. Madem bir şey isteyeceğiz ya isterim yani. Yalandan istiyoruz milletten bir şeyler. Şu bizim dün almaya çalıştığımız, kiralamaya çalıştığımız bek çocuğu kiralayamadığımız kimdi lan adı? Stadyumu büyütelim mi? Onu şampiyon olduktan sonra yaparlar ya. Aha FA Cup'a gidiyoruz. Kabul ettiler lan direkt. Premier Lig taraftarları Noel'i kutluyor. Crystal Palace 2-0 çakıp 45 puan toplamayı başardı. Antrenman. Hemen bir antrenmana bir şey çakalım baba. Bak şuraya hemen bir şey verelim. Takım kaynaşması var mı zaten şurada? Tek maç haftası. Buraya da özel programlar, sezon öncesi hazırlık maçlı diyelim. Buraya da hemen tek maç haftası diyelim. Devam. Calegari mi değildi ya. Bir tane genç çocuğu kiralıyorduk ya, kiralayamadık. Hatta onun için şeye teklif yaptık. İki tane kiralamız var diye olmadı. Beş oyuncu hiçbir teklif alamadı mı? Bu hiç hoş olmadı. Aa. Ona biraz parayı basalım ya. Tamam. Basın toplantısına katılalım. Josh Phillips. Opsiyonu korumak istedim. Çünkü doğru bir transfer olduğunu kanıtlarsa bol servisimizi de alabiliriz. Hacı kesinlikle onun çok büyük bir zafere taşıyabilir diyelim hatta. Cano takımı etrafında kurabileceğimiz kaliteli bir oyuncu. Phillips fark yaratabilecek mi? Amacımız da bu. Crystal Palace'ın sonuca gitmesini sağlayacak etki kesinlikle büyük bir katkı yapacağını. Yani Phillips'in ben o kadar bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum. Phillips takviyesi herkese moral verecektir. Cano biz geleceğimiz için kuruyoruz takımı. Sürekli takımı geliştireceğimiz yollar arayacağız. Hacı'yı ofansif orta saha merkezde daha çok oynatacağım. İhtiyaç halinde her yerde oynar kardeşim dedim. Şimdi özellikle şu çocuğu bir kiralamamız lazım arkadaşlar. Ne dersen kirala kardeşim. Şurada anlaşılan forma süresi önemli oyuncu minimum. Sezon sonuna kadar hatta maaşını da öderseniz mutlu olurum ya. Maaş öderler mi acaba bilmiyorum onu. Şimdi Fofana'yı izleyenler var. Transfer, kulüpleri öner. Bunun fiyatı iyice düşmüş ya. Bunu biz 60 şöyle 9 yapalım. 68 falan yapalım. Azunu'yu kim istiyor? Kiralık istiyorlar. Kiralık vermem. Kulüpleri öner babacığım. 46.5'tan. Nascimento'yu kiralık istiyorlar. Kaşingi istiyorlar. Skiverton'u istiyorlar. Ne derseniz zaten önerdik. Onun dışında Engay Dombele, Endombele niye kimse istemiyor abi? Belirtmeden bir şöyle bir gönderelim bakalım kulüplere, ne cevap gelecek görelim. Hadi ya birilerini satsak oğlum ya. Evet Manchester United'daydı ya. Evet doğru doğru. Plata. Onu kiralayacağız da. Çocuğun bol servisini almamız lazım. Alamazsak zaten bu çocuğu geri göndermemiz lazım. Geri de gönderemiyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum. Drop yok ya. There is no drop. Agir geldi. Agir'i bence bir sene daha kiralayalım ya. Maaşını ödesinler. İlk 11 oyuncusu olarak minimum. Kiralayalım Agir'i. Aarons bakalım abi, çok iyi bek. Aarons kimdi lan? Hangi Aarons? Bir sürü Aarons var. Oturtmuş. Cano'yu kiralamayacağım. Sarı satacağım çünkü. Sarı Zenit istiyor. Bunun normalde şeyi kaç para ki ya? Piyasa değeri. 70 milyon mu gerçekten yani?
Tamam. Kenan şimdilik dursun. Şey nerede ya? Fofana. Milyon. 63'ten bir önerelim bakalım. Bir 60-63 falan alırsam çok iyi olur oğlum bunlardan. Pedro'yu da satabilirim bir teklif gelirse. Ki inşallah gelir. Fofana sıkıntıyı aşmış. Bir Ayer'e bakabilir miyiz? Liverpool'daki çocuk bize gelmez ki Aarons. Aldığımız 66 idi yani. 63'e satarım ya. Çok büyük problem değil abi. Rastol oynatacağım bu arada ya. Rastol oynayacak ama bir tane daha bek'e ihtiyacımız var mecbur yani. 3 bekle bitiremeyiz sezon. Kimseye niye teklif gelmiyor kardeşim ya? Leeds United. Sen nasıl bir kingsin ya? Jore Folo. Dosyaya bak ya, çok kötü. Çıkar. Alberto Molero. Atletico'da. Artık orta saha almayalım değil mi zaten? Yani. Vitinha'yı getirebilirdik takıma. Enzo Fernandez. Kimmiş lan bu? Bunu bir gözlemleyin bakayım. Carlos Cuesta. Celtic'te. Çok da önemli değil ya. Devam. Fofana'yı göndereceğim ya. Hem maaşta yer açsın bize. Christopher Ayer. Leipzig'te 29 yaşında. Defans bu ya. Bek değil ki. Ama gayet iyi bir defans. Ama 29 yaşında. Artık biz gençlerin takımıyız kardeş. Çok fena oyuncular var oğlum. Oyuncuları görünce böyle hep bütçeleri harcasım geliyor. Aha, birilerine teklif geldi. 52 milyon bütçemiz var oğlum halihazırda. Kime geldi? Jonas Pedersen'e mi? Tamam, bu çocuğu kiralayacağız mecbur. Çünkü şey çıkartamadık. Schalke'den gelmiş. Schalke'nin bence teklifi okey bu arada. Schalke nasıl bir teklif yaptı? Önemli oyuncu. Aa, Union Berlin'e gitmek istiyormuş. Ben kabul edeyim de. Şey yoktu değil mi lan Schalke'nin teklifinde? Satın alma matın alma da aynen. Kulübem başka Union Berlin olurdu. Union Berlin'i çok seviyormuş kendisi. Tamam. David Cushing. Cushing'i kiralayabiliriz bence ya. Önemli oyuncu. Bristol Rovers. Tamam gitsin abi. Bir sene geliştirsin. Nascimento. İlk 11 oyuncusu olarak gitsin abi. O da geliştirsin kendini. Çocuklarımız kendini geliştirsin babacığım. Bayern'e bak. Scalvini'ye teklif yapmış. Scalvini'yi satıyor Paris Saint-Germain. Brezilya Under 21'de var mıdır diyorsunuz? Fleming. Brazil U 21 desek çıkıyor mu böyle? Böyle çıkmıyor. Şuradan gidelim. Brazil. Brazil niye çıkmıyor lan? Brezilya. Tamam. Milli takımlar U 23. Zaten bizim izlediğimizden farklı oyuncu yok arkadaşlar. Yani herifleri zaten gözlemliyoruz yani. Burada bir sol var. Bunu bir gözlemleyelim. Kimmiş bu çocuk? Jill var. Jill bizim zaten bayağı bir ilgimizi çeken bir oyuncuydu aslında. 38 milyon vermek istemiyorum ama. Çünkü bu çocuğun da orta yapması ve pası yok. Yani driblingi mariplingi yok. Aynı tipte oyuncu. Aynı tipte oyuncuyu almak istemiyorum abi. Çocuğu da bir gözlemle. Eric var. Eric'i bir gözlemlesek. Erik'te var bir şeyler gibi. 22 yaş altı kadroya bakalım. Newton Galvano. Bakalım.
Antonio Mateus. Bakalım. Onun dışında kanat bek sol Bruno Augusto. Kararlılığı çok yüksek. Nascimento. Sağ bek ve orta sağ. Rodrigo. Oksijek istiyormuş. Çocukların hepsine bakmak lazım ya. Forvetlerinde kim var bunların? Kötü. Yani bir bakalım. Andre Junior. Buna bakmışız. Hem de hunharca bakmışız buna ya. Oğlum bu da Rüperne'nin yanına aslında var ya. O tutturacağın oyuncu olur ha. Vallahi olur. Dinamo Moskova'daymış. Arjantin'e de bakalım. Arjantin. Milli takımlar U23. Fernando Vasquez. Orta yapma falan yok gibi. Yani. Engels Puebla. Bir bakalım. Carlos Ibanez. Defalarca karşımıza çıkan bir topçu. 22 yaş altı kadrosunda bir tane Gaston Avila var. Gaston Avila da fena topçu değilmiş lan. Vallahi hiç fena topçu değilmiş. Orta yapması yok sadece. Matias Palacios 25 yaşında. Bunların as kadrolarındaki kim peki? Molina var 29. Solda Lisandro Martinez var. Of. Valentin Barco. Bu çocuğa bakmıştım ben. Listemdeydi. Bir daha bakalım. Bu size toz teklifimiz. Ev, araba, 50k maaş. Yarın gel başla. 50k dolarsa gelirim. Mert Müldür falan olmaz ya. Mazrui gelmiyor. Mazrui'ye bir de 3.5 yıldız verdi. Neden öyle verdi bilmiyorum. Gazi Begoviç. Ona bakmadım aslında. Bakabiliriz. Valentin Barco'ya Barcelona teklif yapmış olmalı. Bayer Leverkusen teklif yapmış. Pardon. Gazi Begoviç'e bakalım. Yalnız yıl olarak 2028'deyi unutmayın arkadaşlar. 27 yaşında. Buna bakmışız. Yani ortalama bir oyuncu. Hani bize game changer oyuncu lazım abi. Malanga Sar oğlum ya. Keşke gönderseydim kulüpte şey yapmasaydım. Neyse 2 gün yetişir şu. Elevahi. Çocuğu bir izlemeyin bakayım. İlginç bir topçuya benziyor. Afrika'nın en ucra köşesinden çekip çıkardığın çocuğun tadı bunlar gibi olmuyor hoca. Biz gidelim Güney Afrika'ya, Senegal'e falan. Vallahi olmuyor ya. Onların tadı çok farklı. Leeds United'ı yenip FA Cup'ta yürümek istiyoruz artık. Yeter. Bir FA Cup lazım bize. Bir FA Cup lazım bize. Her sene ritüeldir hocam. Ben Arfa alırım. En azından haberin olsun. Yok mu oğlum? Ben Arfa alırım. Ryan Christie. Peterson. Tamam, bunun izni yok. Osasuna. Osasuna'ya gidebilirsin. Osasuna ne oynatıyor? Rotasyon olmaz. Önemli oyuncu oynatırsam veririm. Şu FC Midyat'ı niye kabul etmedim lan? Bu heriflerin antrenman tesisleri inanılmazdı. Keşke kabul etseydim ya. Ya bakacağım da oyuncu satmak istiyorum. Abi oyuncu satamıyoruz. Öyle bir sıkıntımız var sevgili dostlar. Oyuncularımıza teklif gelmiyor. Dedireceğim şimdi. Leeds. Zaha Zidane'ı övmüş. Asistanı gönderelim. Kadroya şöyle bir bakalım. Yani taktikte bunu merkez orta saha destek değil de. Mezzala destek yapalım bakalım ya. Mezzala'da nasıl oynuyor bu? Mezzala'da da iyi oynar ki bu çocuk. Baksana abi her şey yerinde ya. Tıkır tıkır oynar valla. Her şey yerinde. Fiyat düşürmek istemiyorum. Fiyat düşürmek istemiyorum ya.
Tengay Ndombele'yi niye satamıyoruz acaba ya? Bunu bir okutalım. Alangasar'ı bir okutmaya çalışalım. Fofana 63 milyon. 60'a kadar düştüm hadi ya. Bazunu. Ndombele. Ne var Ndombele? Tamam, ne kadar istiyorsun kardeş? 14,5 istiyor. 18 isteyelim. 15-75 okey. Hemen birine teklif geldi. Verona Bazunu'ya 20 milyon verdiler. Verir miyim? Vermem. 20 milyona vermem abi. Mümkün değil vermem 20 milyona. Biz kaç para almışız lan Bazunu'yu? 6 milyon almışız. Ritchie'nin hafif sakatlığı mı var? Şey oynatırız. Önemli değil. NGK'yi oynatırız. Ndombele'ye 15 abi. Bak maaş olursa olmaz abi. Bak maaş olursa olmaz. Nascimento gönderdik. Rapor hazırlatalım. Paul Ryan. Çok önemli değil, geç. David Cushing'i gönderelim. Bir şey yapalım buna. Buna diyelim ki gelişimini sürdürmeni istiyoruz oğlum diyelim. David Cushing çünkü gerçekten iyi bir topçu olma potansiyeline sahip. Harcanıyor bizim burada şu anda. Oynatamıyoruz kadroda çünkü 4 yıldız potansiyeli gelecek yer yok. Hop hop. Bozunu antrenmanlarda coşuyor. Gonçalo Estevez coşuyor. Yo, sakatlıkları geçmiş oğlum hepsin. Kimse de sakatlık kalmamış. Pogba kaç yaşında lan? Saint-Étienne'de 34 yaşında Pogba Reis ya. 9 hızlanma. Jonas Pedersen'ı Union Berlin istiyor. Bu da istiyor gitmek. Yıldız oyuncu olarak al verim. Tamam hadi. Çok seviyor Union Berlin'i. Ne yapacaksa Union Berlin'de. Müzede hangi kupalar var? Vallahi bakalım. Bilmiyorum. Bir Championship kupasını benle getirdiler. Daha önce var mıydı bilmiyorum. Ama bir bakalım. Cano'ya bak. Cano vallahi Arjantin milli takımına girdi. Cano da iyi çocuk ha. Gelişecek yani. Bedavaya aldık. kulüp bilgisi. Ha, Skybet Championship'i almışlar. Benimle beraber 4 olmuş. Zenit Data kupasını almışlar. Bir de başka kupaları yok. Yani en güncel kupalarını ben almışım zaten. Takımın senelerdir bir kupası yok yani. Yaklaşık 39, 64, 94. 2016'da bir ikincilikleri var FA'de. Premier Lig'de üçüncülükleri var 91 yılında. Takımın başarısı aslında baktığımızda çok da iyi değil yani. U18 kapı kazanmışız 2027'de. Haberimiz bile yok. Unutulmaz başarılar. Şimdi kardeşim, Malangasar'ı çıkar. Cano gelsin. Bunu bir iptal et. Kokaret gelsin. Ndombele gitsin. Tamam. Mazunu'ya gerek yok. Bu şekilde bir gidiyoruz. Dlamini peki libero kaleci mi kaleci mi? Kaleci oynasın abi. Libero kaleciye falan gerek yok. Devam. Samuel Ritchie çıkartır. Samuel Ritchie'yi hiç top oynatmamışlar arkadaşlar. Samuel Ritchie'yi piç yapmışlar, bırakmışlar. Biliyorsunuz basın mensupları sizi övüyor. Çıkın bu maçı alın aslanlarım. FA Cup'ta yürümek istiyoruz. Glaciers. Bu sene hedefleri büyük Glaciers'in. Mendes. Sokulmak istedi. Claudinho. Phillips. Mendes.
La Ciers'in sağlam bir savunması var. Orta geldi Tizoni. Dlamini de kaldı yine. Afrika'da üzerine fırlatılan kavunları ve antilopları yakalayan. Kavun ne alaka antilopları? Biol, Kana. Şimdi Mendes. Phillips çevirdi topu. Mendes'de kaldı. Mendes sokuldu. İzin vermeyin çocuklar. Uf, yedik zannettim. Hemen bir seslenelim. Bir başarabilirsiniz çocuklar verelim. Pacheco. Şimdi Gonçalo Esteves. Zidane. Derin bir top. Lampert aldı. Lampert vurdu kaleci. İnanılmaz ya. Lampert'e aşırtma mı versek acaba? Aşırtma mı çalıştırsak? Ricardo yaptı Pacheco. Richie şimdi. Ulan niye hata göstermiyorsun? Neres? Çocuklar mutlu. Futbolumuz mutlu. Taraftarlar mutlu, yönetim mutlu, Emre Hoca mutlu, herkes mutlu. Mutlu sona ulaşmaya için her şeye sahibiz ya, her şeye sahibiz babacım. Bas lan oradan, bas. Koş. Koş, bitir onu, bitir onu. Ah be! Şu Otsun Edward da her maç bize gol atıyor. Bunlarla iki kere maç yaptık, ikisinde de gol yedik ya. Lampert'in bitiriciliği çok artmıyor ya. 13 hatta düşmüş mü? 14 müydü bunun bitiriciliği? Daha çok şabalayın dememiz gerekiyor herhalde. Bunlar çünkü mal gibi oynuyorlar. Mendes vurdu Dlamini. Malzemeciye asgari ücret vermiyoruz oğlum ya. Euro ile maaş veriyor, pound ile maaş veriyor. Hacı, Ricci, Zidane, Zidane uzaklardan vurdu Safanov. Ricardo, yaptı ortasını. Rüper ne? Oldu amına koyayım. Ricci, Rastol. Hacı! Hacı vurdu Safanov! Hacı! Ricardo'ya bak, bütün kornerleri o kullanıyor manyak. Evet, sanki böyle bir maç seçme havaları var, ben de öyle hissettim. Neyse, berabere veya böyle biterse ilk yarı bir küfür edeceğiz. Rüperne, inanılmaz kaptı topu. Şimdi Lampert'e bıraktı, Lampert Rüperne'yi tekrar gördü, Rüperne içeri sokuldu. Çevirdi Ricardo. Rastola gelmedi. Yapma Ricardo. Edward. Rodinho. Phillips. Edward şimdi. Edward çevirdi. Pacheco girdi araya. McAllister. Trolls. Malasya Trolls. O sokulmak istedi. Sokuldu. Dlamini de kaldı. Oğlum bir çabalayın lan, ağzınıza sıçacağım. Aa, Pacheco sakatlandı. Hemen kosunu yalalım. Sakatlığa şey yapamam abi. Evet, takım çok kötü oynadı. Hiçbir böyle istediğimiz tadı bulamadık. Yani XG üretimimiz falan bok gibi oldu. Şimdi bir hemen bir sinirle kolları savuralım. Çok kötü oynuyorsunuz, kendinize gelin diyelim. Bakalım ne yapacaklar. Hacı. Çevirdi kosunu Zidane şimdi. Zidane sokuldu. Zidane ilerledi. Zidane. Top Rastol'da. Rastol sokuldu. Phillips inanılmaz kayıyor her yerden sağdan sola. Hacı uzaklardan, aman yarabbim. Allah Allah. Bu ne oğlum? Yanis Hacı inanılmaz vurdu. Boksana astı. FA Cup'ın golünü izliyorsunuz arkadaşlar. Aman yarabbi. Gonçalo Esteves. Zidane. Uzun bir top. Lampert'e gelmedi. Malasya şimdi. Tzolis. Julio Marcio. Tzolis offside bekliyoruz ama Dlamini onu bile tuttu. Onu bile tuttu. Offside yok mu? Lamini'ye bak oğlum, her maç 7-2. Edward. McAllister. Phillips. Kana.
Claudio. Claudinho. Phillips. Sana şimdi. Osuno doğru yerde doğru zamanda. Ricci. Çevirdi Rastol. Yaptı ortayı. Zidane aldı topu. Gonçalo. Gonçalo Esteves. Ferdi pasını. Lampert. Zidane. Hacı Zidane. Gonçalo tekrar. Açtı arkaya. Ruperne'ye gelmedi. Ricardo kötü oynuyor bu maç. Ricardo'nun yerine Kokoreti alayım bak. Bir de Pedro'yu alayım ya. Claudinho. Phillips. Mendes. Phillips. Mendes. Claudinho. Phillips. Hacı şimdi. Hızlı atak şansı. Hacı ilerledi. Hacı. Hocam. Hocam lütfen ya. Bir de sarı kartla lütfen ya. Böyle olmaz bu kadar ya. Orta geldi. Safanov vurdu. Rastol uzaklardan denedi olmalı. Kosunu şimdi. Kosunu ne yapıyor? Çıldırdı Kosunu. Korner. Hadi oğlum başarabilirsiniz. Hadi evlatlar. Eduard. Mendes. Claudinho. Yaptı ortayı Tizolis. Aman yarabbi. Okaret. Ricci. Ruperne. Rastol şimdi. Sokuldu Rastol. Ricci'yi gördü. Ricci Kokorete. Ricci çevirdi Rastol. Ricci. Ricci vurdu. Safanov. Ricci'den inanılmaz bir şut. Kokoreç açtı ortayı. Kosunu'ya gelmedi. Bir daha. Hacı uzandı vuramadı. Gonçalo. Zidane. Çevirdi Ricci şimdi. Rastol. Zidane vurdu. Bir daha vurdu. Allah'ım kaleci. Kokoreç yaptı ortayı. Rüper ne vuramadı. Daha çok çabalayın. Kana. Chen. Kana. Defansın arkasına doğru. Dlamini var orada. Yok be oğlum. Kokoreç oynuyor ya bazen. Yani Kokoreç aslında kötü değil ya. Kokoreç ısındıracağız takımı. Osuno. Pedro. Gonçalo Esteves şimdi. Pedro. Pedro direkten döndü. Allah'ım ya. Bu ne ama ya. Kokoreç. Yaptı ortayı Rüperne. 17 olan bir tane forvet kiraladık işte. Bakacağız ona. Ricci. Çevirdi topu Gonçalo şimdi. Boşluğu kullandı. Yürüdü Gonçalo boşluktan. Gonçalo Esteves. Sokuldu. Pasını verdi Zidane. Zidane Kokoreç'e. Kokoreç vurdu dışarı. Ah Kokoreç. Hadi be oğlum ya. 18 pozisyon 9. İkinci yarı istediğimiz top oynadık ama. Gol bulamadık ya. Hadi oğlum bir tane atalım ya. Dlamini. Doyle şimdi. Kosunu reis. Gonçalo Esteves. Kosunu. Hacı. Yapma Hacı. Yapma Hacı. Dlamini hayatımızı kurtardı. Kenan alamıyorum. Oyuncu değişikliği hakkım yok. Uzatmalar var mı? Uzatmalar varsa alırız da penaltılar galiba direkt. Ricci. Ricci ısınamadı hala ya. Ricci'nin daha bir 3 maçı var kendine gelmesi için herhalde. Hadi be oğlum be. Hadi lan son 20 saniye bir tane atar mıyız? Atarız, niye atmayalım? Attık daha önce. Basın alın onu. Aferin Kosunu. Yürü Gonçalo. Yürü oğlum. Hızlı. Çok güzel. Pedro. Çevirdi Gonçalo şimdi. Maç bitti ya. Direkt penaltılar mı? Yo. İki maç mı bu? Hiç beğenmedim dedim. Hiç beğenmedim abi vallahi. Yani o kadar gol kaçırılmaz ya. O kadar gol kaçırılmaz babacım ya. Neyse iki maç herhalde. Deplasmanda berabere kaldık. Okeyim ben. Okeyim. Evimizde bunları yok ederiz. Pacheco 1-3 gündü. Güzel. Çok gitmedi. Allah'ım bir tırstım. Bir inceden bir Yusuf çektim. Hacı'yı dinlendirelim ya. Tamam. Bir şey konuşmama gerek yok ya.
antrenman, dinlenme. Seni bir 5 gün dinlendireyim helalinden. Oo, Wolf maçı bu haftaymış. 2 maç yapalım, tamam. Gözlemleme tamamlandı. Fabian Raider. Ulan iyi topçuymuş ya. Maç sonu basın toplantısı, asistanı gönder. Haydara boktan, Frederick Brorkan boktan, Flomin boktan. Yani Sacı'yı Kenan'la değiştirelim şimdilik. Devam. Arsenal'le oynayacağız. Arsenal'le 7 gün sonra. Aman yarabbi. Arsenal'i evimizde ağırlayacağız. Lig birincisi. Çakarsak Arsenal'i var ya tahtından edebiliriz. Heyecanlandım şimdi. Arsenal'le aramızdaki puanı 6. 6 puan kapatmalık maç. Juventus Brandon Varga'ya teklif yapmış. Inter Giuliano'ya yapmış. Bunlar hep bizim listemizdeki oyuncular, görüyor musun? Oli moli ne ayak ya. Ben mi bir yere çarptım? Ben bir yere çarpmışım. Deprem oluyor zannettim onları. Milli ara da var bir yandan. Bakalım milli takımda neler yapacağız. Frimpong mu? Bakayım kardeşim. Öf. 27 yaşında. İyi topçu var ya. Arsenal gözlemci raporuna bak abi. Herkesle arasında bağ çıkarmış herifler. Cayır cayır. Kaç senedir aynı oyuncularla oynatıyorlar. İşte niye transfer teklif alamıyoruz? Ben onu anlamadım ya. Aha, Lavia'yı aldık. Tamam. Tamam, Lavia geldiyse bekin adı neydi? Plata. Ofansa ha. Ulan tamam, onu hallettik işte. Lavia'yı boşuna aldık abi. 36'da gelecek abi. Çok sinirlendim şu anda ya. Lavia'yı boşuna aldık, çıldıracağım ya abi. Çok saçma oldu ya. Ne yapacağız? Kiralayamıyoruz da. Basacağız parayı o zaman. Bir tane de beke basacağız parayı beyler. Ben başka bir alternatif düşünemiyorum. Neyse, Lavia'yı da bari oynatalım. Evander. Bakalım acı. Bu orta saha mı? Peki var mı bunun? West Ham'da bu Evander. Yani Evander orta saha ihtiyacım yok ama iyi topçu. Bir gözlemcilikten bakalım abi. Bizim acilen bir tane bek bulmamız lazım, sağ bek. Aha Dodo işte. Dodo var da Dodo bize gelmiyor. Kardeşim bana gelmeye sıcak bakanlara bakacağım ya. Muhammed Biyan var. Ama bu da işte çok gelişir mi gelişmez mi havada ya. Nemanja Milić var. Bu da genç bir çocuk. Ne olacağı belli değil. Rasmus Kristiansen. Antonio Mateus. Santos'ta. İlginç. İlginç. Jordan Beyer. Vitesse'de.
27 yaşında. Tırt. Inaki Angulo. Tırt. Ova listeye bakalım biz ya. Listede. Riblit Stibe var 35 işte. Rikolevizi gideceğim alacağım şimdi ya. Orta yapamayan bir öküz. Jordan Beyer çıkıyor. Orta yapma yok bunda da. Connie de Winter. Connie de Winter. Yani bu da bek değil. Mahle var. 30 yaşında. Tırt. Hikayeden. Pablo Maffeo. Bu çocuğa biliyorsunuz bakmıştık Real Madrid'deyken. 13 milyon 12 milyona düşmüş. Maffeo olabilir biliyor musunuz? Maffeo olabilir. Kevin Ruyek var. 29 yaşında. Maffeo'yu getirebiliriz ya. 30 yaşında ama bence tırtma. Marcinho. Kim ki bu? 31 yaşında. Evet. Yani böyle de bir şey bulamayacağız. Bu kim abi? Fernando Jose. 21 yaşında. Mazrui geliyor valla. 30 yaşında. Mazrui'ye 30 yaşındaki çocuğa verelim mi abi 50 milyonu? Borç mekaniği aslında şöyle var. Taksitle alınca takım borca giriyor, batıyor. Var yani aslında. Selim Atalay, Bari'de. Selim Atalay'ı bir izleyelim biz ya. Kimmiş bu? Vallahi her ikisine de uygun bir oyuncu arıyoruz. Agu abi. Agu var aslında ya. Çok düzgün bir oyuncu değil mi ya? Tıkır tıkır oynamaz mı ya? Felix Agu. Plata'yı taksitle mi alalım diyorsunuz? Ne diyorsunuz Agu konusunda? Ay. Süreklilik var. Büyük maçlarda oynamayı seviyor. Pozisyon alma var. $49 milyon da paramız var. Frimpong gelir mi bize? Gelmez ki. Inter'i bırakıp gelir mi? Bir konuşalım bakalım. Ulan daha ne kadar iyi yer taş yapacağız ya. Aa 30 milyon vereyim ya. 110 oğlum 200 milyon istiyorlar Frimpong'a. 200 milyon istiyorlar Frimpong'a. Agu'yu alabiliriz sanki. İşte Agu da böyle hani anladınız mı? Agu yani. Trinko bile 3 yıldıza düşmüş. Çıkar listeden. Hadi. Trinko yalnız Süper Lig'de inanılmaz oynuyor. Marcel. Allah Allah. Niye satıyorlar bu çocuğu? Marlon. Reiner. Lucas Piton. Lucas Piton fena görünmüyor. Bir hafta daha gözlemleyelim. Kimle eşleşeceğiz lan? Abi düzgün takım ver ya. Allah razı olsun. Luka Nets bir daha bakalım iş yapar. Bakalım kanka. Ya Calegri evet Calegri iyiydi sanki ya. Calegri değildi lan Calegari. Şu. Bu çocuktan ben ümitliyim ya. İstemiyor ya gelmek istemiyor abi. Şöyle bir yapayım teklifte. Thomas Galvez kimmiş bu? Bekmiş bu. Benim listemden niye çıktı ya? Bu kalsın benim listemden.
Deste bakmıştık sanki ya. Dur, Luka Nets'e bakacaktım ya. Of. Aguda yani çok ortalama değil mi? Plata'yı kaç paraya verirler lan? Plata'yı kaç paraya salarlar lan? Bir dakika ya, pek bir şey istemediler. Bir dakika pek bir şey istemediler. Plata'ya pek bir şey istemediler. Değil ya. Ben böyle istemiyorum abi. Ya 90 milyon da taksitle olur ya. Bir tane oyuncumuzu satmaya bakar oğlum. Kim izleniyor? Fofana izleniyor. Bazuna izleniyor. Ama Verona istiyor. Christopher Ayer. Uydemar. Yani orta yapma falan ne? Belli değil ki. Gözlemleyin abi. Claudini. Gözlemleyin abicim, gözlemleyin. Bu iş böyle olmaz. Erik. Leicester'da. Orta yapma falan yok, geç. Anthony Mateus. Bunda da yok abi orta falan. Bruno Augusto. Bundan da bir numara olacak gibi görünmüyor ya. Ben bir hafta daha gözlemleyelim de. Nascimento, Palmeiras. Çocukta pas var. Orta da çıkarsa, markaj da iyi çıkarsa olabilir. Bak bu çocuk oynayabilir. Rodrigo'yu geç. Climério Ferreira. Oğlum bu kim lan? Vasquez'de iş yok. Pueblo fena görünmüyor. Orta yapma yok, geç. Valentina Barco. Çocuğu alıp sahada oynatamayız değil mi? Aslında Angelino'nun yerine bu çocuğu alabiliriz arkadaşlar. Angelino yaşlanıyor ya. Yavaş yavaş bu çocuğu alıp işlemesek mi oralara? Angelino 31 yaşında. Angelino yavaş yavaş bitici, gidici. Ve bunun da yani cesareti falan var aslında. Agresif, çalışkanlık, kararlılık. Takım oyunu, dribbling, ilk kontrol. Çocuk teklif almış mı? Hamburg'la Leverkusen'den almış. Bak bu çocuk Hamburg veya Leverkusen'e giderse bunun fiyatı uçar. Sen de oynar mı ya? Oynarsa o zaman hiç oynamayalım abi. Ayit Abnuri. Bu bizden, bize yar olmaz. Yar olmaz dediğim iyi değil yani. Levi Colville. Dört. Kardeşim. Jordan Bayer'e bakmıştık. Brandon Williams'ı geri mi alsam ya? Brandon Williams'ı geri mi alsam? Jorge Sanchez. Brandon Williams'tan da bayağı da memnunduk, biliyor musun? Oynuyordu yani it. Terry Durant. O Lewis falan filan. Ya benim bir tane daha bulduğum oyuncum vardı ya, bek. Kimdi o? Bak şu Middlesbrough'daki bebe de fena değil ha. Ama bu da sol bek. Felix Agu. Kulübünde üzgün ama büyük maçları falan seviyor. 28 yaşında tecrübeli bir isim. Menino. Menino'dur halısı. Menino. İnce narin yapısı. Kanat bek. Hücum. Konsantrasyon konusunda sıkıntı yaşıyor. Onun dışında her şey okey.
Bunu mu alsak? Bunu mu alsak? Pembeleye bakmıştık sanki pembeleye. Timothy Pembele. 25 yaşında Ajax'ta. Bunu bir daha bir gözlemleyelim. Pedro Porro vardı değil mi bir de? Tottenham'da bu ya. Bunu salmazlar bize. 70 milyona gitmiş Tottenham'a. Vallahi bilemedim. Bilemedim arkadaşlar. Bilemedim. Karar veremiyorum. Karar veremiyorum. Çok önemli çünkü oraya seçeceğimiz oyuncu. Pembele bir o kadar da atıyor. Oyuncular tam bağ kuracak. Hemen alsat yapıyorsun 40 tane adam. Abi 40 tane adam değil. Ama Fener'e bak lan. Siktir git. Bir kere %50 alırım. Param varsa şuradan da bir 22 alırım. Hadi görüşürüz. Sasuna Kalekteri'ye böyle bir para istedi. Yalnız ben bu parayı veririm ya. Şunu kaldırırım. Taksit 5.6 milyondan. Jonas Pedersen Union Berlin'e gitti eşi çalışacak ya. Oğlum elimizdeki beklerimiz iyi değil. Bekimiz yok. Aha dur lan dur. Dur. Şunu geç. Ya bunu... Şunu da bir geç. İlla maaşa zam istiyor ha. Oğlum ne istiyorsun ya? Başka ne istiyordu ki bu salak ya? 2 önlü bek tamam oynarsın. Böyle hücumcular mı vardı? Ne vardı? Tamam. Anladım mı? Ya bu paralar verilir mi sizce bu herife? Verilir lan. Verilir mi bu herife bu paralar? Vermem abi. 1 milyon verilir mi bu herife ya? Verilmez abi. Vermiyorum abi. Vermiyorum abi. Sen kimsin lan köpek? Sanki amına koyayım Türkiye'ye getiriyoruz herifi. Aylık 1 milyon ne lan? Ben o kadar kazanmıyorum. Sen kim köpeksin? Plata'yı alırım daha iyi taksitle. Yalnız şu Ajax'taki çocuk da hoşuma gitti. Bir rapor gelsin de ona göre bakacağız. Karar vereceğiz. 15 tane oyuncu dedik sana hepsi de patladı. Evet patladı canım yani. Allah var. Ya Plata'yı zaten bayağıdır takip ediyoruz da. Bilemiyorum. Arsenal maçı da çok önemli. Leeds maçı da çok önemli. Ne yapacağız? Diğer ne iyi oynuyor bari iyi. Wanderson nerede ki o? Bakayım ona. Çok gerildim ya. Arsenal maçı. Pembele bir tık böyle beğendim gibi bir raporu gelsin de. Zidane'ı koy diyor. Ricci'yi koy diyor.
Kokoreç, Fofana, Osunu Sar, Doyle. Oldu canım, kıymalı var. Yuan Rastol. Yok öyle bir dünya. Bir dakika ya. Ne alaka abi? Ha, milli maçta. Pacheco milli maçta. Sıçtık. Livramento'ya bakalım. En bom. Obruç. Kime bakacaktık? Van der Son. Everton'da 26 yaşında. Lezzetli bir çocuğa benziyor. Yani Avrupa'ya gidersek oynayacakmış da biz Avrupa'ya gidip gitmeyeceğimiz belli değil ki. Bu da Everton'da. 28 yaşında. Bunun orta yapması yok ya. Bernardo. Defans sol bu ya. Bunu mu diyorsunuz bilmiyorum. Ale. Handro. Fransız. Newcastle'da 25 yaşında. Orta yapması yok gibi ya. Gelmiyor. Jurrien Timber. Ajax'ta bu. Orta yapması yok ama pası iyi. Diğer özellikleri de çok iyi ya. Timber'ı da her yerde oynatırsın aslında ya. Allah Allah, siz kim köpeksiniz la Ajax'tan? Yani bana gelmek istemiyorsunuz. Sokacağım şimdi ya. Flamini idmanlar da coşuyor bu arada. Pacheco yerine Osunu'yu alacağım. Şuraya Malangasar'ı alacağız mecbur. Cano da yok. Fofana'yı alacağız yedeğe. Endombele'yi mi alsam ya da ya? Endombele'yi alayım. Ricardo da milli maçta. Orada Kokoreç ile mi başlayalım? Fofana ile başlayalım hadi ya. Simone Inzaghi, Skvarton. Abdülkoroma'yı alsam mı acaba hediye? Malangasar var gerçi. Tamam, böyle çıkacağız. Ama Kenan değil de Yanis'le çıkayım abi bu maça. Rupert'le Lambert arasında bağ çıkmış. Tamam, böyle gidelim abi. Oha, Ajax yendi diye bir şey yok oğlum. Ajax kim köpek amına koyayım ya. Hollanda liginde yarak takım. Crystal Palace mı Ajax mı? Ajax'ta yetişirsin hani, genç oyuncusundur da. Hani hatta Ajax'tan giden oyuncular Premier Lig'e gider. Ömürlerinin sonlarına doğru, futbol ömürlerinin sonlarına doğru Ajax'a geri dönerler yani. Ajax dediğin o yani. Bunun neyini alıyorlar ya? Eşcinsel bağ değil mi? Vallahi bilemem. Karışmam ben. Yıl olmuş 2028, herifler LGBT mi değil mi? O konulara girmiyoruz. Yani şu anda böyleyse o zaman herkes birbirine kayıyordur yani. Giuliano'yu alamadılar kulüp kurucudan. İlginç. Evet baba, böyle çıkıyoruz. Böyle çıkıyoruz. Yani şöyle yatkınlık durumuna baktığımızda Kosun'un yatkınlığı neden bu kadar az? Yani onu gerçekten anlamıyorum. Kosun'un yatkınlığının artmış olması lazım. Yani bu kadar az olmaması lazım. Alright. Engekke yedekte mi? Yedekte. Hadi bakalım. Liverpool karşısında Liverpool'u zirveden edebileceğiz mi, edemeyeceğiz mi bilmiyorum. İntikam peşindeyiz beyler. İntikam. Hadi gerekeni yapalım lan Liverpool'a. Arsenal'e pardon, Liverpool diyorum ya. Bunlar da birinci yalnız. Smith Rowe falan çok iyi herifler ya. Flamini fark yaratırsa eğer, golleri yakalarsa, yemezse kurtarırız baba. Size söyleyeyim, o kadar söyleyeyim. Kosunu. Zidane. Hacı. Hacı sokuldu. Hacı pasını verdi. Lampert. Ah, yapma oğlum. Lampert şimdi.
Çevirdi. Sturnik. Ya Lampert'te bir kırıklık mı var bilmiyorum, anlamadım ya. Kovacic. Tierney. Kovacic. Sergei. Hadi oğlum. Ya Ajax tabii ki de iyi bir takım ama yani Premier Lig kalitesinde değil yani. Anladınız mı? Onu demek istiyorum. Ajax zaten futbolcu fabrikası amına koyayım. Ama mesela Ajax Premier Lig'de olsa okey. Ama değil yani, Hollanda takımı. Al onu Doyle. Bırakma. Bırakma. Çok güzel. Yapış Tierney'e. Tierney'i de İskoçya da oynatacağız sol bekimizde. Rore. Tierney. Sergei. Lampley vurdu üstrek. Bir başarabilirsiniz çocuklar, çakalım. Atakta çoğalamıyoruz. Hacı aldı topu. Rüperne şimdi. Çevirdi. Zidane indirdi. Zidane vurdu. Ramsdale. Bazunu devasa maaş almıyor ya. 400 bin mi? 300 bin mi alıyor? Maaş istedi ya bizden. Yeni maaş istedi. 1 milyon istedi. Vermedik. Lampert. Gonçalo şimdi. Kosunu. Lampert Pedro değişikliğini yapacağız gibi ya. Ricci. Fofana. Ricci. Rastol. Rüperne. Rüperne. Penaltı bekledik. Hoca devam dedi. Hoca devam dedi. İnanamıyorum. Rastol. Zidane. Ricci. Lampert. Fofana. Hacı harika gördü. Gonçalo. Zidane. Gonçalo Ricci'ye gelmedi. Bas oğlum ya. Hadi oğlum be. Yapıştıralım şunlara ya. Miller. Çevirmek istedi. Sergei Kosunu çok güzel girdi araya. Doyle şimdi. Ricci. Uzun bir top. Rüperne. At bunu. At bunu. Attı. Rüperne attı. Rüperne attı. Rüperne attı. Premier Ligi bozan futbolcu. Rüperne. Ricci'nin asisti nasıl ama? İşte biz bunları istiyorduk. İşte biz bunları görmek istiyorduk. Ricci'nin asist efsane. Üçüncü maçı Ricci'nin. Rüperne kaleciyi de geçti. İstediğimiz şeyleri yapmaya başladı. Güzel. Bir de kornerden gol. Hacı topun başında. Hacı açtı. Kosunu'ya gelmedi. Hocam penaltı. Kosunu'ya parmak attılar. Zıplarken böyle yaptı. Hoppa. Kosunu da wohoo yaptı böyle. Penaltı. Topun başına gelen isim Yanis Hacı. Duran topların usta ismi. Babasının oğlu. Yanis Hacı. Hacı. Kaleci bir yere. Top bir yere kardeşim. Yanis Hacı. Aslanım benim. Bak. Dün Rüperne için yalvardım, adam Zuhay Ligi'ne çıktı. Aa, öyle. Alacağım herhalde ya. O kadar büyük paralar veriyorsak Plata'yı alırım zaten. Yoksa 10-15 milyon alacaksak şeyi alırım yani. Ajax'taki çocuğu 10-15'e verirlerse onu alırım ama büyük para vereceksek Plata'yı alırız. Hacı! Hacı vurdu Ramsdale. Oğlum dur, Komes erken yazdım. Hacı yaptı ortayı. Kosunu vurdu üstesinden. Hadi bakayım. Go home Northlands. Önde baskı var. Crystal Palace yok etmek istiyor. Arsenal egomanyasını bitirmek istiyor. Bir de bunların bilmem kaç maç yenilmezlik şeyi vardı. Öyle hatırlıyorum en son. Traore, Dlamini var kalede. Dlamini hiç riske girmedi. Aferin Dlamini. Oğlum sen nasıl bir kralsın 19 yaşında ya. Sen nasıl bir kralsın ya. Aslanım benim be, süpersiniz. Gonçalo, Lampert. Rüperne, harika pas. Gonçalo çevirdi, Hacı'ya gelmedi. Durdur onu orada, Rastol. Rastol gitti, aldı topu. Rastol sokuldu, Ricci'ye ulaştırdı. Ricci bırakamadı topu, Rastol geri aldı. Yanis Hacı şimdi. Harika pas, Lampert. Yanis Hacı, Lampert. Gol hocam, gol. Ağzına sıçarım, offside falan yok. Offside falan yok. İnanılmaz güzel pas.
Gol geçerli, 3-0 Arsenal ligin birincisi. Camcılar geliyor, Yanis Hacı. Harika bir pas, Lampert acımadı. Lampert attı, Lampert geldi. Allah'ım Allah'ım. Baskı devam, baskı devam. Hacı kalite kattı vallahi geldiğinden beri. Fofana'ya bak lan, o da iyi oynamaya başladı. Oynasak mı Fofana? Duperne. Diop. Sergey. Lamptey. Şimdi defansın arkasına sarkmaya çalıştı, vurdu, dışarı gitti. Evet, Lampert ilginç bir şekilde köşeye bıraktı. İzin vermeyin. Aferin Gonçalo Estevez ya. Bundan da çok memnunum aslında ya. Çık offside'dan. Richie şimdi. Çevirdi Lampert offside ama ya. Gerizekalı. Çıkamadı offside'dan. Niye çıkamıyorlar offside'dan? Ölümün offside'da kalıyorlar ya. Siz var ya, adamsınız adam. Adamın dibisiniz hepiniz. Çıkın. Ağızlarına sıçın. 5 atın. Arsenal'i küstürün hayata. Biz kiminle oynadık? Ne oldu desinler bu Gunners'lar ya. Eriksen ortaladı, Dlamini çıktı, aldı. Afrika'nın, Güney Afrika'nın yetiştirdiği son dönemlerin en önemli futbolcularından biri Dlamini. Güney Afrika aslanı Emre Hoca onu özel olarak inceledi, getirdi. Ve görüyorsunuz asist yapıyor tam ucu. Çılgın Dlamini. Kovacic. Orada bir ittirdiler birbirlerini. Kovacic defansın arkasına, Simitrov kaçtı, Dlamini inanılmaz çıkardı ya. Oğlum böyle işte. Game changer kaleci dediğim bu işte arkadaşlar. Game changer ya. Oyun değiştirici kaleci babacım ya. Yani sadece 8.2 ile oynuyor. Asistlerin efendisi. Fofana. Orta geldi de oyun. Vah. Bunu da at, 4 istiyoruz. 4 gelsin istiyoruz. Taraftarlar çıldırdı. Emre Hoca yükseldiği Premier Lig'de ilk sezonda bu kadar büyük başarılar elde edebileceğini kimse düşünmüyordu. Kimse ona inanmıyordu, o gerekeni yapıyor. Zidane şimdi. Çok güzel girdi. Hacı, Ruperne, Richie, Lampert. At bunu Lampert. At bunu çocuğum. Richie'ye bak, Richie neler yapıyor. Size dedim ben oğlum Richie olacak diye. Orta sahada hiç sıkıntımız kalmadı. Çok şükür Allah'ım. Yedeğimiz bile var hayvan gibi. Hacı. Hacı harika pas. Harika pas. Mükemmel pas. Tamam dur, Zidane'la Ndombele'yi değiştirelim de artık bunlar biraz yavaş yavaş oynasın, şey olsun. Milletin gözüne sokalım birazcık yani. Şimdi orta gelecek. Hacı yaptı. Ruperne'ye geçti Richie. Doğru noktada. Doyle şimdi. Çevirdi Rastol'a. Rastol sokuldu. Rastol baktı. Rastol verdi. Fofana, Richie. Ndombele. Fofana, Richie. Rastol şimdi. Sokuldu. Ortasını yaptı. Muz orta. Gonçalo Estevez'e gitti. Estevez açtı. Richie vurdu. Ramsdale direkt, inanılmaz. İnanılmaz. Arsenal'i şu ana kadar farklardan direktler koruyor efendim. Gonçalo Estevez. Sokuldu. Ortası. Korner. Oğlum bu nasıl bir forvet ya? Bu nasıl bir forvet ya? Bu perne vurdu, olmadı. Yeni forveti hiç ben kadroya bile almadım galiba. Yo, almışım lan. Hadi gir lan yerine. Hadi aldım lan Joshua Phillips'i. Hem de Arsenal maçında aldım. İzin verme. İzin verme. Miller vurdu. Dlamini'yi bir kaplan gibi zıplayıp yakalıyor. Afrika kaplanı Emre Hoca'nın getirdiği genç öğrencisi. Güney Afrika'da Emre Hoca'nın mekanda mangal yakarken tanışmışlardı. Lampert harika pas. Ruperne, at bunu oğlum. At bunu çocuk. Yeni transfer Phillips oyuna girdi. Alın size 17 bitiricilikli oyuncu şimdi. Hadi bakalım ne olacak. Oğlum XG'de yok ettik ya herifleri. Yok ettik. Rastol Engekya değişikliği yapalım bir de. Richie ile Hacı'yı oynatmayacağım zaten bir sonraki maç. Ramsdale, Tierney, Eriksen, Kovacic, Lamptey, Kovacic, Diop. Bir top kaybı orada, inanılmaz bir gol getirebilir. Baskımız var. Kaleci dikti. Oha, kaleci asist yaptı amına koyayım. Miller da güzel girdi içeri de GG oldu. Arsenal'e çok pis çaktık oğlum. 48 puana geldik.
Philips sarı kart mı gördü? Niye sarı kart gördün lan? Gerizekalı, daha yeni girdin. 1 milyonluk şimdi. 1 milyonluk bekten gitmeye çalıştı, gidemedi. Doyle girdi araya. Endombele. Philips. Philips'in ilk pasını gördük. O da yanlış bastı. Eriksen var. Eriksen 46 yaşında falan herhalde. Aksaçlı'dan ümitliyim. Akkan da attı lan bu. Ben pek ümitli değilim oğlum. İstikrarsız diyor çünkü çocuğa. Gelişemez falan diyor ya. Keita'ya bak neler yapıyor. Eşşol eşek Keita. Yani gönderdi Gonçalo Estevez. Girdi araya Keita. Şimdi Diop'a. Diop sokuldu. Dlamini. Gol yemeyen kaleci yapmışız oğlum. Gol yemeyen kaleci. Evet, Philips bir bok oynamadı arkadaşlar. 6-3'te. Hacı! Ah! Şuna girseydi var ya. Şuna girseydi var ya, efsane olurdu. Philips ilk maçından sıçtı. Ramsdale ileri doğru gönderdi. Gonçalo Estevez dokundu. Endombele'de top ve maç bitiyor. Crystal Palace tarihi farka gidecekti. 4 tane mutlak gol pozisyonu yakalamayı. Bu maç 6-0 bile olabilirdi ama 3-0 olsun, o da bize okey. O da bize okey. Ben öyle kimse bize şans vermiyordu falan demiyorum. Çünkü ben çocuklarıma inanıyorum babacığım. Her şey oyuncularda bitiyor. Çok çalıştılar, taktiğe bağlı kaldılar, emeklerinin karşılığını aldılar. Taktiksel bakış açısıyla değerlendirdiğinizde büyüleyici bir maçtı. İzleyen herkesin gündem maddesi olacaktır kardeşim. Biz Glacier'iz kardeşim. Biz Glacier'iz. Çalıştırıyoruz zaten. Bunlarca çalıştırıyorum. Oğlum Dlamini zaten şeye gönderince direkt çağrısım geldi ya. Çıldıracaktım. Arteta üzgün. Mikel Arteta, koçum benim. Üzgün müsün sen? Hadi bakalım. Thompson gol orucuna son vermişti. Hayır, Thompson kim amına koyayım? Taraftarın takdirini kazanacak pek bir şey yapmadı ama. Yanis Hacı'yı övüyoruz. Sen var ya adamsın ya. Sen mükemmelsin Yanis ya. Sen adamın dibisin ya. İyi ki almışım seni ya. İşte tecrübeli oyuncu çok fark yaratıyor abi. Arsenal takımını devirerek seriye devam etti. Katılalım toplantıya. Keyifle katılırım. Oyun planımızın ne kadar etkili olduğunu gördük. Yanis Hacı bugünkü performansından memnun kaldık. Ya sen ne diyorsun ya? Jamal Musiala kim lan? Bir dakika. Jamal Musiala. Kimmiş oğlum Musiala? Bayern'in 24 yaşındaki, valla buna değişirim yalnız ya. Buna değişirim yani. Yani şu yalan yok, değişirim. Kosunu. Dedikodulara konuşmuyorum. Taraftarlar sizde bir konu. Kosun'un takımda ayrılmasına yönelik bir endişem yok. Bugün iyi oynadı. Burada oynamaya devam edecek. Fofana müthiş bir maç çıkardı. İnsanların aklına ne geçiyor bilemezsiniz. Takımınız ligin en çok gol atan kulüpleri arasında olmasının sebebi. Her şeyin temelinde oyuncuların daha iyi olmak üzere sürekli çalışmaları yatıyor. Bunu kendisine sorun Bazunu'ya. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Jonas Pedersen 6-9'la ilk performansını güzel vermiş. Aferin. Üf, Leeds'ten de şimdi bir de Efe'yi de çıkarsak tadından yenmeyecek. Hacı dinlenmek istiyor. Evet, Hacı'yı dinlendireceğim. Hatta önümüzdeki maça dinlendireyim ya. Neredeydi? Hah. Dinlen koçum benim. Oğlum bu çocuk cayır cayır top oynarken getirdik biz bunu. Atlara verilen doping yapıyoruz takıma. Vallahi Plata'yı alalım ya. Plata'yı kaç paraya verecekler? Ama sonradan satış maddesini kabul etmiyorum abi. Bak kardeş. Adam gibi fiyat veriyorum. Beni üzmeyin. Şu 22'yi al. Şu 22'yi de al. Tamam mı? Satış bedelinden kar. Kaldır ve pazarlıktan çıkar. Satış bedelini kaldır ve pazarlıktan çıkar. Öner. Bak şunu biraz düşürün bana.
Bu da alright. Aha. Alıyorum abi. Gonçalo Esteves ne şey yapıyorsun ya sen? Evet oğlum. Senlik bir sıkıntı yok. Plata geliyor. Basamak olarak kullanamazsın oğlum burayı. Rotasyon geleceksin. Hadi bakayım adam olacaksın. Oha mecbur koydurdu bunu. Bunu ben de koyarım o zaman. Sen onu koyuyorsan. 3 milyon veririm. Gel. Of. Aldım platayı. Mosquera. Baş gözlemcimden yine isimler gelmiş. Christian Mosquera. 23 yaşında. Ya bunun orta yapması falan yok aslında. Charlie Arthur MacArthur. Mac değil lan MacArthur. Bu defans lan. Leon King. Leon King gibi ama. Leon King bu da defans. Kevin Alvarez. Ya şöyle oğlum o şeyler sizde çıkan regenlerle bende çıkan regenler farklıdır. İsim benzerliği oluyordur da. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bu arada solda şey çok iyi oynuyor. Rastol solda çok güzel oynamaya başladı. Farkında mısınız bilmiyorum. Rastol o işi yapacak gibi. Bak Frimpong 4 yıldızı verdi de Frimpong'a. Frimpong'u alamayız. Şöyle bir şey yapabiliriz bakın. Malangasar niye satılmıyor acaba? Oo 40 milyona düşmüş piyasa değeri. Tamam 45'ten bir önerelim bakalım. Dombele 13,5 milyon. Bazunu 4 milyon. Şimdi Rastol gelişim antrenman. Bunun sol ayağını da güçlendirmeye başlayalım. Sol ayağı da güçlensin. Sol alıştırabiliriz Rastol'u bence gayet. Pedro Porro gelmiyor. Acı zaten şey. Pedro gelsin. Pedro'yu alalım. Maxim Lampert'in potansiyeli artmış lan. Kim yorgun? Maxim Lampert'e ne vereceğiz bir de? Transfer ne? Kim istiyor? Lampert. Gelişim antrenman. Ya ceza sahasına girmeyi bırak da sen şeye geç ya. Kaleciyi çalımlasın bu salakta. Kaleciyi geçme. Kardeşim ben ne diyorsam onu yapacaksınız ya. Ben ne diyorsam onu yapacaksınız. Yani bu çocuğun bitiriciliği niye düşüyor anlamadım. Görüş, oyuncuyu ver. Antrenman performans. Telafi edeceğim hocam dedi. Tamam. Güzel bir konuşma yaptık. Leeds'e gidiyorsun. Ndombele 15 milyon gönder. Zenit Sara teklif yapıyor. 45. 43. Buluyoruz gibi orta yolu. 40. 33 milyona satalım mı Sara? Satalım gitsin değil mi ya? 15'i almışız. Sarı da gönderiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Maaş bütçesinden dolayı niye batalım oğlum? Hayvan gibi paramız var lan. 12 milyon harcama limitimiz var. Şu anda 11 milyon 678 bin yani. Şu anda da 10 milyon 600 harcamışız. Hiçbir sıkıntımız yok yani. Siktir git Ndombele hayatımızdan ya.
Bir bok ayarladığın yok. Para kazandır bari. Abi 32 yaşında topçular almak istemiyorum ya. Mazunu'yu falan da koymak istemiyorum. Mazunu'ya teklif alabildik mi? Alamadık değil mi? Tamam. Taktik. Şimdi Richie'yi yormayalım artık orada. Kokoreç gelsin. Böyle başlayalım. Böyle başlayalım. Ya da Fofana yerine Burak gelsin. Burak'ı şöyle çekelim. Hatta Zidane'ı çekmeyelim ya. Zidane yerinde oynasın. Pedro Lampert çıkacağız. Gonçalo yorgun. Engeke girsin onun yerine. Osunu yorgun. Sar girsin. Kallum Doyle'un yerine gerçi Sar girsin. Yani şimdi şeyi de oynatmak istemiyorum. O Koroma'yı ama oynatacağız herhalde ya. Acil çıkar. Ruperne'yi çıkar. Onçalı Estavesi çıkar. Agir'i belki kullanır mıyım? Kullanmam ya. Tamam. Rastol oynayacak. Zidane'ı da oynatmayalım ya. Zidane'ı da oynatmayalım. Şöyle yapalım hatta. Fofana gerçi yorgun mu sanki ya? Lomel Lavia gelsin o zaman oraya. Lavia ile deneyelim maçı. Ulan Josh Phillips'i koysam mı acaba? Neyse dur bakalım. Bazunu'nun anlaşma ne zaman bitiyor? Lopez'i yollayıp yedek yapabiliriz. Abi Bazunu'yu hiç yedek yapmayalım. Bazunu yedek kalacak bir oyuncu değil arkadaşlar. Bazunu gerçekten hani sözleşmesi var bunun. 2026-2029'a kadar sözleşmesi var da. Bazunu'yu gönderelim baba. Biz 45 milyonumuza bakalım. Çünkü bu çocuk yedek kalmaz yani. Yedek kalmasına ben bir de gönlüm el vermez yani. Gönlüm el vermez yani. Kenan zaten ofansif orta sahada oğlum. Hedeften şaşmaktan memnun. Bazunu'ya teklif yok mu? Kiralık istiyorlar bunu ya. Şu belirtmeden. Oğlum bu çocuğu nasıl almazlar? Havada kapmaları lazım ya Bazunu'yu. Ya şu FA Cup maçını da çevirmemiz lazım bu arada. Koparmamız lazım yani. Abi 19 milyon ne Allah'ını seversen ya. Herifin piyasa değeri 100 milyon amına koyayım. Muhammed Bijan'a da iyi diyorlar ha. Ha çok yolu var. Dodo'ya da iyi diyorlar da Dodo gelmiyor. Valla Mafeo'nun yıldızlar falan düşmüş zaten bir boka yaramıyor. Selim Atalay 5 yıldız diyor lan. Top kapma, orta yapma. Çalışkanlık, cesaret listede dursun lan. Belki gün gelir yolumuz kesişir. Maximenko, Michel. Al Duhlil'de Michel 24 yaşında. İlginç bir çocuk ya. Vallahi ilginç bir çocuk. Bir durursun bakalım listede. Bakarsın cepleriz. Lucas Piton. Piton konusunda hala anlayamadığım şeyler var. Fena da görünmüyor Piton yani. Bakacağız. Evet lan şu anda medya gözünde kaçıncıyız acaba? Kadro. Premier Lig'de 3.yüz. 53-48 abi. Puan farklarına bak. İnanılmaz. Bir maç eksiği var gerçekten. Sezon öncesi bakış. 12. görüyor bizi medya hala ya. Salak mı oğlum bu medya? Zirvedeyiz anasını satıyoruz etrafın. 35'e 30'a satarız yani. 6 milyon almışız oğlum Bazunu'yu. Yalnız transferlerden kazandığım paranın farkında mısınız arkadaşlar? Bildiğiniz para akıyor yani. Hacı, Kosunu ve Dlamini. Dlamini zaten coşacak. Penaltılar acı kullansın. Serbest vuruşları da acı kullansın. Kardeşim, acı her yerden kullansın ya.
Kenan da ikinci olsun ama yani. Hacı. Hacı. Alright. Engekya'ya bitiricilik vermiştik ama bitiricilik pek bir işine yaramıyor herhalde. Carmen Pacheco'ya pas veremiyoruz herhalde. 10 olmuş pası gerçi. Yo, devam etsin. Callum Doyle sıkı markaj yapsın abi. Tamam, Yanis Hacı'yı koyduk. Joshua Phillips mentor grubuna ekle. Ha evet, bunu ekleyebiliriz mentor grubuna. Klay Thompson diğer kategoriler için uygun bir antrenör. Geç ya. Leighton Stewart. Yani bu çocuğun üzerine bir şey çalışmanıza gerek yok arkadaşlar. Zidane, Jonas Pedersen Danimarka kadrolarına dahil olmuşlar. İyi bakalım. Evet, olumsuzu çok fazla. Pislik bir herif demek. Uydemar, Godi Asta. Genç bir yetenek, 6,5 milyon. Sol bek alternatif olarak alıp geliştirmeye sizce var mısınız? Benimle var mısınız? Kararlılık 16, 17, çalışkanlık 16. Bu çocuk hızlı gelişir, onu söyleyeyim yani. Ama zihinsele ne yapabiliriz onu bilmiyorum. Kulundeyi. Kulundeyi'den bir rapor daha gelsin. Bu çocuk listemize gelsin ya. Bu da gelsin. Bruno Augusto. Bruno Augusto pek gelişecekmiş gibi durmuyor ya. Yani ama bir gözlemleyelim. Nascimento. Bak Nascimento daha bir böyle sanki bekte cayır cayır oynar ama agresiflik olmaması, cesaret olmaması top kapmanın bence birazcık sıkıntı yaratabilir ya. Oğlum bek zaten. Bek'in boyu ne olacak? Bek oyuncunun boyu ne olacak oğlum? Brandon Williams'a bak. 3 yıldız vermedi. Pembele 2,5-3 yıldız çıktı. Ama Pembele yani ortalama bir oyuncu. Pembele mesela var ya Süper Lig'de falan coşar lan. Gitmez gerçi Süper Lig'e de. Evet bakıyoruz şimdi. Kimlerin gelmiş performans yerine? Aslında Doyle'ın gelmiş. Dur Doyle alayım ben ya. Ne olur ne olmaz abi. Doyle'la başlayalım. Koroma şimdi bizi çok sıkıntıya sokabilir orada. Lavia'nın yerine de Zidane'la başlasın. Neyse Zidane dinlensin de. Lavia'yla başlayayım ya. Lavia'yı belki oynar orada merak ediyorum. Angelino bir iyileş gel oğlum ya artık. Hüperne çok yorgun. Yanis Hacı çok yorgun. Onları dinlendirelim. Hadi bakalım. Bu maçı da almamız lazım gerçi de. Yumruğunu sık. Basın için diyelim. Basını duyunca yine bir coştular. Evimizde artık bu maçı koparacağız beyler. Leeds'e karşı biz hep sürekli bir şanssızlığımız var. Artık bunu bitirmek istiyoruz babacığım. Dlamini. Sar. Sokuldu. Verdi Engekya. Engekya, Burak İnce. Lampert. Engekya. Sar, Kokoreç. Burak İnce. Gönderdi Engekya'nın önüne. 1 milyonluk şimdi. Sokuldu, ortaladı. Ama çıkmadı lan kornerde. Kokoreç girdi araya. Kenan. Harika top. Engekya ortaladı. Kenan vurdu, dışarı gitti. Ses biraz erken mi geliyor? Nasıl erken gelecek bu? Ses erken nasıl gelir? Geç gelir de anlar. Lumpert. Lavia'nın önüne bıraktı. Lavia böyle mal gibi bir şut çekti. Benim sesim mi? Benim sesimde bir şey olsa zaten şey olur oğlum. Ağzımda konuşmam delaylenir. Bakıyorum. Delay göremiyorum. Rostol'a bak nasıl şut çekti. Şaşacak. F5 at F5. Sende bir sıkıntı olmuştur. Aha dur sigaram bitmiş. Sigaram alıp geliyorum. Of, Engekya'ya bak.
Engeke'ye bak. Phillips. Royal. Pedro. Oğlum öyle bir şey oluyorsa da yarım saniye falandır lan, takılma buna. Pedro çevirdi Kenan'la. Gönder oğlum. Lavia. Kokoreç. 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 Kokoreç'e bakın. Kokoreç'e bakın. Kokoreç inanılmaz vurdu. Üf, kaleci de mal gibi gol yemiş. Kendi evinde maçta dünyaları kurtaran kaleci. Geriye gole bak. Burak yaptı ortayı. Burak İnce. Sokuldu. Sar. Burak İnce şimdi. Doyle. Lavia. Derin bir top denedi, olmadı. Uf canım, benim de kokoreç istiyor ya. Şu İstanbul'da şeyi izledim. Bir tane çocuk varmış. At lan buna, Ozi'nin yeri de. Of, Lambert çok güzel girdi. İnanılmaz bir gol kaçtı. Ozi'nin yeri diye mi, Ozi'nin mekanı mı? Öyle bir şey varmış İstanbul'da. Çok güzeldi lan kokoreç çocuğu. Videoda gördüm de. Arası bembeyaz böyle. Uykuluk mu yapmış, ne yapmış? Çok canım çekti. Ona katılmıyorum ya. Ankara'nın kokoreçi de çok güzel abi. Çiftlikteki yiyeceğin kokoreç mesela Şençam'da falan çok başarılı. Sonra şey var. Bizim Burkay'ın mekan var. Neydi adı? Of, Burak İnce attı. Kokoreç bir gol bir şey yap. Çiftlikteki ben şeyi çok seviyorum abi. O bir de adama bir 10 lira başlatın, bak bunu unutmayın. 2-3 kokoreç alacağınız zaman adamın önündeki tezgah bir 10 lira başlatın. Abi şöyle güzel yap diyeyim. İnanılmaz bir kokoreç yersiniz ya. Bunlar kestikten sonra böyle bir şeyin içinde. Ya konuşmayalım bu konuları. Engekia. Engekia. Oh be. İzmirliler sebzeli yapıyor. Ben sebzeli kokoreç sevmiyorum. Yediklerini imkar etmiyorsun zaten. İklam tabii oğlum. Ben hayatta açlıktan böyle boş ekmek yemem yani. Hep böyle şeyler tüketiyorum. Kokoreçli İskender. Ben bilmiyorum, ben sevmiyorum ya. Curcuna, curcuna kokoreç bak. Orada da Ankara'ya geldiğinizde aklınızda bulunsun. Otsun Edward her maç bize bir gol atıyor ya. Adam yemin etmiş gibi amına koyayım. Spiker delirdi ne oldu bana. İstanbul İzmir'de sebzeli kokoreç, evet ya. Yapmayın. Yapmayın böyle hatalar. Ne yapıyor amına koyayım herifleri, bak orta sahadan şut falan çekiyorlar. Çok güzel top. Kenan yapıştır. Ah be Kenan. Vallahi bu aralar full time yayıncıyım ya. Başka bir şey yapmıyorum. Güzel, böyle devam. Yine moral bozmayalım. Ya İzmir usulü biraz daha yumuşak oluyor, onu da biliyorum. Kumruyu ben şeyde sevmiştim. Çeşme'de yemiştim. Orada beğenmiştim. Göbek 5 artı 1 olmuş diyeyim var aklımdan. Evet çok kilo aldım ya. Şu Covid döneminde de iyice şiştim ama bakayım. Evde can sıkıntısından ye. Lavia. Güzel bir top attı. Lavia'ya bak, güzel paslar veriyor ha. Lavia'yı bence iyi aldık 5-3-4 bin lira. Ha, Ankara'da mı? Ankara'da Kumru şey güzel yapıyor ya. Neydi şu şeyin adı? Postçunun adı Ümit Köy'de açtı ya bir tane büyük şube, bizim buraya da açtı. Onların güzel. Eskiden biz Orhan Vitamin'de yerdik hep. Shell benzininin içinde, bizim arkadaşın da orası.
Mahmut değil ya. Neydi lan adı? Dondurmacı, dondurmacı da koydu yanına, böyle büyük bir dükkan yaptı. Aynen aynen yaşam kentliyim ben. Pedro üstrekten. Gir oğlum araya. İzmir'de sebzeli yapan olursa istihas eder, kimse yemez, sade yapıyor. İzmir kokoreçi biraz daha böyle şey gibi oluyor oğlum. Kokoreçin böyle buğulaması gibi diyeyim, nasıl diyeyim, böyle yumuşak oluyor böyle. Ben yumuşak sevmiyorum, ben çıtır seviyorum kokoreçi. İri kıyım seviyorum, yani iyi pişkin seviyorum çıtır dediğim. Bir de benim yaptığım balık kokoreç de çok iyiydi. Restoranda yaptığım balık kokoreç harbiden çok iyiydi yani. Ahtapotlu, kalamarlı falan filan, inanılmaz bir balık kokoreçti. Rastol öldü ya, bekimiz kalmadı. Kimi alacağız? Koromayı alsam. Koromayı alalım. Sarı oraya çekelim, ne yapalım? Sar biraz daha iyi orada ya. Onu haşlıyorlar değil mi hiç? Evet. Pedro, Pedro coştu. 5 attık oğlum lig sevimizde. Yok ettik lan. Takım acayip gidiyor yalnız. Burada Hacı var. Ankara'da Hacı, kokoreç Hacı, kokoreç Hacı, o da İzmir usulü yapıyor. Yani o tarz yapıyor. Böyle yumuşak yapıyorlar. Ben ilginç bir şekilde Köroğlu işkembecisindeki kokoreçi de çok seviyorum. Köroğlu işkembecisinde bir de köfte yemeyi de çok seviyorum. Servis getiriyorlar böyle, soğan ve şeyle yiyorum abi. Dürümün arasında yiyorum kokoreçi. İnanılmaz hoşuma gidiyor. Çok canım çekti ya. Kapatabilir miyiz bu muhabbeti? Ben aşçı değilim ya dostum. Restorancıyım. Ya yani restoranım vardı. Evet. Lampert! Yine attı. Kenan yaptı asiste. Offside ama galiba. Söğüş hiç yemedim biliyor musunuz? Söğüşü çok merak ediyorum. Offside. Tahmin etmiştim. Agapi, Agapi balık. İncekteydi. Hani biz de tırt bir restorancı değiliz yani. Biliriz bu işleri. 2017 yılında en iyi balık restoran seçildim Ankara'da. Bogey, Tony. Edward. Beyin koyma ama dil ve yanak efso. Valla beyin de yeriz. Hiç problem yok. Sakatatta bir problem yok ya. Ciğer manyağıyım zaten. Anne tarafı Edirne'li olduğu için zaten ciğer bizde sürekli olan bir şeydir. Bir de tereyağlı böyle sıcak baharatlı güveçte ciğeri de çok severim. Yaprak ciğer. Pedro coştu ya. Vallahi Pedro'yu biraz oynatalım baba. Pedro patır patır gol atıp duruyor ya. Söğüş Ankara'da var mı bilmiyorum. Denk gelmedi. Yani özel bir yerin yapması lazım. Kavurma olarak. Kavurma çok sevmem ya. Biz antrikotçuyuz. Ulan ne kadar ucuzdu antrikotlar ya. Hiç unutmuyorum abi. Giderdik arabayla. Benzin de ucuzdu. Çubuktan. Böyle özel bir kasap vardı orada. Ondan antrikot alırdık ama mermer gibi. Kilosu 35 lira mıydı? 45 lira mıydı? Evet, sarı da bekle coştu. Onu da fark ettim yani. Ama sarı sattık ya. Sarılık işimiz kalmadı. Restoranttan yayıncılar. Aslında ben yayıncıydım hep. Yani hep bizim Turkish Player çok eski. Çok 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 eski yani. Bu Twitch kanalı falan da çok eski. Biz ama benim hep şahsi işlerden dolayı çok ilgilenemedik falan. Yayını kendimiz yapmadık. Başkalarına yaptırdık. Yayın ekibi oluşturduk falan filan. Onlar hep hataydı. Keşke baştan beri hep ben yapsaymışım dedim yani. Çok iş yaptım ben arkadaşlar, o yüzden o konulara çok girmeyelim. Gitmez yani. Ben girmedim, sektör kalmadı. Aha. Oha. Ne şanssızdı oğlum lan orada. Bu Bağ iyi bir topçu olacak diyorlardı, acaba oldu mu? Bir bakalım ona. Bağ. Bağ. Bağ'dan bir şey olmamış. Bağ tırt olmuş. 24 yaşında boş bakıyor. Güzel yanında yeni bozu olsun. Sar Fener'e mi gelmişti? Yok be.
Var mı? Bağ mı? O değildir. Bir sürü bağ vardı. Yani Kenan'ı biliyorsunuz ki Türk ekranlarında ilk biz keşfettik. Kenan'ı biz keşfettik. Oğlum Dlamini de bu maç biraz hata yaptı ama 7.1 ile oynuyor yine. 2 gol yemesine rağmen. Ben de restoran barcıydım. 2015'te emekli ettim ya artık kendimi. Yeter dedim 25 senenin sonunda. Senin neredeydi acı? Çok zor iş oğlum. Vallahi ben bilmiyorum, yaza doğru böyle bir aslında Bodrum'a gidesim var yani. Bodrum'a yerleşesim var. Nefret ettim Ankara'dan. Hacı Memiş'in kurucularında da maç alan kişiler dedim. Ooo. Alaçatı da iyice şey oldu ya. Böyle bir karmaşa hakim oldu Alaçatı. Çok severdim eskiden. En son gittiğimde şey dedim ya yani. Daha gelmem dedim. Aynı Kaş gibi oldu yani. Kaş'ı ben senelerce biz Kaş'a ilk bir gittik hanımla. 5 sene üst üste Kaş'a tatile gittik. Ondan sonra en son gittiğimizde bir baktık abi oturacak yer yok. Hemen dedik ki Kaş da bizim için bitmiştir. Pedro, aferin oğlum çok güzel oynadın. Asistanı gönder, sıkıntı yok. Şurada hemen özel program tek maç haftasından gidelim. Kaynaşmaya devam edelim. Eduard'ın her maç bize atması Real'de Palace'ın bu sezon ondan galiba antrenman yapıyor kendine. Olabilir. Ben hiç Premier Lig falan da takip etmiyorum bu arada. Hatta Premier Lig'e gelene kadar Premier Lig kurallarından bile haberim yok. Gerçi hala yok ya. Mesela iki oyuncu kiralayabiliyormuşuz falan, saçma saçma. Yeni gelmiş gerçi o kural. Demek ki çok fazla oyuncuları gezdi. Aa, Plata geldi. Antonio Plata. Artık an itibariyle Glaciers'te. Antonio Plata. Endombele Valencia'ya çaktık. Güzel oldu. Severiz böyle şeyleri. Pedro'dan Plata'yı karşılamasını isteyelim. Plata sen direkt kadrodasın koçum. Oh, her yerde oynuyor. Engeke geç yerine. Plata gel kardeş. Plata gel. Aa, oğlum bu da milli aradaymış ya. Antrenman. İki omni bek daha mı iyi arkadaşlar? Kanat bek hücum mu daha iyi? İki omni bek hücum dediğimizde markaja çok şey yapmıyor. Kanat bek oynamaya devam etsin abi hücum olarak. Aynen. Hepsine baksın. Hepsine baksın. Acayip bir topçu da aldık. Potansiyellere bak oğlum. 2 tane 5 yıldız potansiyelimiz var lan. Ne ikisi? Aslında şunlar da 5 yıldızdı. Niye düştü ki? Kenan yalnız böyle giderse bayağı bir potansiyelini uçuracak ha. Tapas restoran var açmıştım hacımamış. Valla ben bilmiyorum abi. Çok kalabalığı sevmediğim için en son çok soğudum Çeşme'den. Evander de iyi topçuymuş. Bir de büyük maçlarda oynamayı falan da seviyor. İstikrarsız ama. Wolves'la oynayacağız. Alejandro Medina. Çocuğu bana niye önerip duruyorlar ki? Aha drop girdi. Çıktı. 200 kişi müşteri geliyordu. 2000 kişinin bıraktığı parayı bırakıyordu dönemde. Ya orası öyleydi canım. Şimdi ebesinin nikahı her yeri mekan yaptılar. Benim arkadaşın Alaçatı'nın girişinde bir yeri varmış. Gel oraya yapalım diyor da. Eski böyle taş evlerden herhalde böyle küçük küçük yerleri varmış. Restore edelim, ufak bir restoran yapalım falan filan. Bilmiyorum abi. Zor zor. Artık her şey çok zor yani. Usta çalıştırmak zor, malzeme bulmak zor. Fiyatlar aldı gitti. Kolombiyalı oyuncular için ödenen en yüksek fiyat rekorunu kırmışız. Ne alaka ona koyayım Kolombiyalı. Irkçılık mı yapıyoruz? Bazonu veren oyuncusu. Gitsin baba. Oh Angelino da geldi. Vallahi kardeşim doğru fiyat gelirse satarız. Bizi bir sıkıntı yok.
Fofana'yı bir satamadık ama ya. Kardeşim Fofana'ya bak şöyle bir fiyatsız bir teklif çakalım. Ya oğlum ben hatırlıyorum 2016 yılında biz kokoreç deyip duruyorum, kokoreçten dolayı şeyimiz oldu ya. Abi ne ya işte ya ben seni sattım ama ya. Yok ya isteği reddet ya. Sen bir gider misin kardeş ya? Sen bir git ya. Bir 33 milyon bir gelsin bize oradan ya. Asistanı gönderelim. Bu maç da kritik bizim için. Bu maçı da almamız lazım. Deplasman. Her deplasman maçı Premier Lig'de ayrı bir maç. Ha şeyi anlatıyordum. Karides oğlum 16'ya 20 Karides. Donuk geliyor zaten Türkiye'ye. Of ana kulüp bul kendine ya. Ağzına tüküreceğim ama ya. Ayrılmak istemiyorum diyor ya. Yapıştı kaldı bize ya. Hedefimiz bu. Yapacağımız her şeyin temelinde onun olmasını bekliyoruz. Her maç bir maç kalitemizi arttıracağız. Yıldız bir oyuncu getirdik. Güzel sonuçlar çıkarabilir. Kadroyu güçlendirmek için paramız var. Ondan en iyi şekilde harcayacağız. Yeteneklerini herkese gösterecek. Hala bütçem var. Kesinlikle katılmıyorum. Fazlasıyla hoşluk olduğumuz inanılmaz bir transfer. Her kuruşuna değeceğine inanıyorum dedim. Ve Plata'yı da coşturdum. 40 liraya olan karides. Bak 40 liraya aldım karides. Şu an 200 liraya. Kaç paraya satacaksın? O zaman biz 40 liraya alıp 70 liraya porsiyon satıyorduk. Şu an herhalde 200 lira porsiyon fiyatı desen. 200 liraya gidip karides yer misin abi balıkçıda bilmiyorum. Ha, tatil yerinde belki de. Kim lan Newcastle'da? Çok iyi topçu ha. Timber'a bak. Timber da fena topçu ha. Timber'ı da cepleyebiliriz. Timber'ı ama ben burada oynatmak için ceplerim valla. Koyarım buraya Libero'ya. Cayır cayır oynar. 26 yaşında. Timber listede dursun. Dlamini'ye bak. İdmanlarda falan coşuyor manyak. Manyak. Antrenman hiçbir şey vermeye gerek var mı acaba? Böyle her şey geçtirsin ya. Coş oğlum coş. Otomatik. Ne istiyorsanız onu verin. Tosunu da coştu idmanlarda. Vallahi tosunu da iyi gelişiyor. Abi canım ya bizim kuldü canım. Turizm özel belgeli, tesis belgeli mekanı yani 3-4 katlı. Alt tarafta hazırlık mutfakları, soğuk odalar, eksi odalar. Çok fena yani. Her şey özeldi ya. Her şey sıfır yapıldı falan. İnanılmaz. Şu anda yapmaya çalışsak o restorantı 30 milyondan aşağı çıkamayız yani o derece. Uçtu çünkü dolar molar o zaman 2 lira mıydı 3 lira mıydı biz yaparken. Angelino kondisyonu toparlamış. Angelino ince ince kadroyu alalım mı ya? Plata zaten yok. Mecbur alacağız. Ha Gonçalo Esteves gelmiş. Engekya yedeğe geçsin. Angelino bir sola gelsin. Yavaş yavaş alıştıralım. Kenan oynasın. Sarı bir kadro dışı edelim. Sarın yerine Tosun'u oynatabiliyor muyum? Oynatabiliyorum. Zidane seyahatteymiş. Onun yerine kimi koyacağız? Rüperne gelmiş. Yanis Hacı gelmiş. Şey nerede? İtalyan çocuk. Ricci gelsin abi mekanına. Burak'ın yerine Burak kalsın o zaman orada. Yanis Hacı Kenan'ın yerine gelsin. Pedro Lampert'i değiştirmeyi düşünmüyorum. Son maç çok iyi oynadılar abi. Gerçi Rüperne de çok iyi oynuyor. Bakacağız. Bakacağız. Onun dışında yedeği alabileceğimiz kimse kalmadı. Neyse kaleci koyayım bari bir tane. Paulo Lopez'i koyayım. Evet, böyle çıkıyoruz.
17'lik forveti daha hiç oynatmadık. İşte bir maç çıkardım maça da. Bir bok yapamadı çok. Ya oğlum Premier Lig maçlarında böyle koymaya korkuyorum 17'lik forveti. Yumruğunu sık. Aslında sizi övüyor çocuklar. Hadi Wolf'un içinden geçiyoruz. Hacı, Burak, Pedro, Okareç, Richie. Lampert'e gelmedi. Bunlara çakarsak baba 52 puan oluyoruz. İkinci oluyoruz herhalde. Hadi lan şunları bitirelim şurada be. Stajanovic. Yaptı ortayı Gonçalo'dan önce. Vurdular ama aldık. Angelino. Yanis Hacı. Ricci. Çevirdi Pedro. Pedro. Coştu Pedro. Vallahi Ricci de coştu. Pedro da coştu. Oğlum Ricci transferime inanmadınız da bak. Hocanız artık bir şeyleri biliyor. Yani şöyle bir oyuncuya baktığında kim olduğunu az çok kavrayabiliyoruz yani. Lütfen. Lütfen yani. Kimin oynayacağını artık az çok anlıyoruz yani. Lan. Oha abi bu kadar hızlı gol yiyeceğimize hiç düşünmüyorum. Flamini mi hata yaptı? Pozisyona mı giremedi? Bir bakalım pozisyona. Santra'dan gol yedik ama. Hughes, Beglow çok güzel bıraktı. Kim girememiş şurada? Hacı girememiş. Hacı zaten giremez. Yani kimsenin hatası değil. Çok güzel vurmuş. Gonçalo. Lampert. Burak. Okareç. Hacı. Sikim. Gole bak. Abi. Bu ne? Bu nasıl gol? Oğlum bu nasıl bir şut? Yavaşta bile hızlı gidiyor lan. Yemin ediyorum babasının oğlu. Bas. Offside. Oğlum ne gol attı lan Hacı? On numarayı sahibine iade et diyor. Lamini. Osuno. Golü Lamini'ye yazdı. 6-5'e düştü şu. Lampert. Kokareç. Hacı. Ricci'den harika pas. Pedro. Offside mi lan? Lampert'in götüne çarptı diye offside mi oldu? Yok lan offside. Ah be. Oğlum burası Premier Lig lan. Adamın içinden geçerler. Arsenal 2 maça bir çıkar. 6 puan bir kaybeder. Offside'miş. Lampert şey değişikliğini yapacağız belli oldu. Kimdi lan o kayan? Burak mıydı? Acıymış. Manyağa bak kayıyor manyağa. Burak'tan oğlum orta sahalarımızın hepsi yalnız inanılmaz pas çıkarabiliyor. Maxim Lampert de çok güzel pas verdi be. Yani var ya oğlum futbol değil şiir lan yemin ediyorum böyle bir takım yok ya. Oyunda zorluk ayarı olsa herkes der ki easy aldın abi herhalde. Pedro Reis kendine geldi ya. Vallahi böyle bir futbol yok ya. Lamini. Wolves taraftarları. Bu arada bu şey pekinde arkadaşlar. Bu stadyum pekinde şey. Spiker pekinde şey var. At bunu. Oo. Kaleciyi geçtin at ama onu artık ya. Taraftar sesleri, gol sesleri, stadyum sesleri falan hepsi var. Bu takım hemen bir tadını çıkar. Çok iyi takım kurdun. Abi bırakmayı zaten düşünmüyorum. Ben bu takımla Şampiyonlar Ligi'ne yürümek istiyorum.
İnanılmaz bir takım kurduk yani. Bunların aralarında bağlar çıkmaya başlayınca işin rengi çok daha iyi değişecek yani. Aferin, böyle devam. Zinchenko, Hughes. Zinchenko, Giovane. Osun reis ya. Kimseyi satma bence abi. Zaten kimseyi satmıyoruz ki oğlum. Şu kadrodan kimseyi satmıyorum. Sadece Fofana'yı göndereceğiz. Sarı göndereceğiz. Onlar var yani. Şuradan Burak sekiyor. Burak'ı çıkartalım. Kenan oynar orada ya. Kenan alalım. Zidane zaten şey. Angelino da ölecek. Engekli'ye alalım. Posunu! Yanis Hacı'yı de kornerden attırdı. Oğlum Yanis Hacı var ya, yani 29 yaşında tam vaktinde aldık, biliyor musunuz yani. Hani katkının dibini verecek, böyle Hacı'nın Galatasaray'a gelişi gibi bir şey oldu bizim için ya. Doyul birazcık sıçıklarda. Doyul'un da yerine şimdi sarı almak istemiyorum. Lampert. Gonçalo Esteves. Sokuldu Esteves. Yattı ortayı Pedro. Pedro hat-trick yapamadı değil mi daha? İki gol yok, yapamamış. Yanis Hacı'nın golü ama efsane güzel değil miydi beyler ya? 17'lik forveti almayacağım ya. Şeyi alacağım. Bizim Bayali'yi alacağım. Perne'yi alacağım. Yani Lampert sadece bir tane asist yapabildi. Aslına baktığında hani iyi gözüküyor ortalaması ama bence çok da iyi değildi bu maç. Hacı'dan yine harika pas. Kenan. Kenan, at bunu Kenan. At bunu Kenan. At bunu çocuğum. Engekya, Pedro. Richie, harika paslar. Rüperne dışarı gitti. Korner. Hacı ortaladı. Ah. Acun şimdi ne düşünüyordur lan? Emre Hoca'yı getirmedik takımın başı. Hacı. Yanis Hacı'yı artık her frikikte coşacağız. Her frikikte. Hacı. 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 Oğlum nasıl? Oğlum var ya yani. Verdiğimiz en doğru kararlar. Yani bu sezon artık şeydeyiz ya. Teknik direktörlüğümüzün prime dönemini yaşıyoruz herhalde ya. Her aldığımız oyuncu mu iyi oynar ya? Bir Fofana hani böyle büyük oyuncu getirelim diye aldığımız oyuncu. Kenan'a bak ne güzel müdahale yaptı. Fofana'dan bir tad alamadık ama onun dışında herkesten aslında faydalandık yani. Fofana bir de yapıştı gitmiyor amına. Aferin Engek ya. Bazunu Dlamini. Bazunu dedi. Bazunu beni andı. Amına kodumun diyordur bana. Kullandı beni. Bazunu'dan bir 35-40 milyon almamız lazım. Pep kim, Klopp kim? Ben size bunları söylerken bana gülüyordunuz chat. Emre Hoca'ya inanmıyordunuz chat. Ama biz her zaman gerekeni yaparız. Üf 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 üf, çok iyiydi bu maç. Sokşa yere bak, mal oldu. Bu maç geride kaldı. Üzerinde fazla durmak istemiyorum, tamam mı? Hacı, ya Hacı ne kadar dinlenmesi gerekiyor ki bunun ya? Bir dakika. Hacı, raporlar, sağlık raporu. Ağır. Tamam, sakatlık yatkınlığı, yorgunluğa başlamayadır. Öneri ne öneri? Yanis Hacı, tamam. Şuradan mı bakacağız, sağlık merkezinden mi bakacağız? Maç yükü çok ağır. Garmen Pacheco çok ağır. Hacı çok ağır. Risk değerlendirmesi. Çok ağır, çok ağır. Tamam. Nerede söylüyordu şu kadar dinlendir, bu kadar dinlendir? Yani tavsiyeyi nasıl alıyorduk bunlardan?
Şey yapalım. Ha, tatile gönder. Buradan mı yapıyoruz? Tatile gönder. Bir hafta gönderiyorum. Bir hafta gitsin. Çok yükseklerin hepsini bir hafta göndereyim ya. Bir hafta hiçbir şey yok zaten oğlum. Bunları böyle gönderemiyoruz bu tatile. Bir hafta gidin oğlum. Hepiniz bir hafta tatil yapın lan. 29'unda Nottingham Forest'ta maçımız varmış. Hepsi 29'unda dönüyor. İnşallah dönerler. Dönemezlerse boku yedik. Angelino'ya gerek yok. Pedro'ya da gerek yok. Tamam. Hacı'yı ayakta alkışladı. Crystal Palace galip gelirken Hacı ayakta alkışlandı. Harbiden alkışlanır yani. Sezon başında küme düşeceğiniz yönünde yorumuna bulunan, köşe yazarlarını utanç içinde bırakan bir performans sergiliyorsunuz. Şu zamana kadar muhteşem bir sezon geçiriyorsunuz. Crystal Palace'ın sezonun geri kalanında bu şekilde devam edeceğini düşünüyor musunuz? Herhalde. Onu kimselere değişmem. Kulusevski kim amına koyayım? Sürekli bir oyuncu ismi. Takımın taktiksel yaklaşımındaki bizim futbolumuz böyle kardeş. Her fırsatta yanıltan performanslar Premier Lig şu anki başarı hikayesi oldu. Crystal Palace hakkında konuşalım kardeşim ya. Dikkatleri üzerine çektiler değil mi? İzlemesi hakkında yani ancak uzun vadede bunu devam etmekte zorlanırlar dedim. Ve Arsenal'li oyunculara da bir gönderme yaptım. Sizden bir sikim olmaz. James Garner 26 yaşında. Defansif orta saha. İnanılmaz bir topçu. Ricardo'ya bak Ricardo. Nasıl gelişiyor Ricardo. Ricardo canavar oldu. Ulan hadi bir tane şey ol görelim ya. Benim maçlarım ne zaman kardeşim ya? Milli ekip alo. İsrail'le şeyde oynayacağız. Aa, dur lan. Biz hazırlık maçı yetkisi vermemişiz ki. Hazırlık maçlarında teknik heyet düzenlesin. Ben başına falan kimseyi koymayayım abi. Biz hazırlık maçı falan yapmamışız ki hiç. Hazırlık maçı mı ayarlasak ki? Ayarlayamıyoruz ki. Öyle bir ihtimal de yok. Milli takımdayız ya. Şeyin başındayız oğlum. İskoçya'nın başındayız. Galatasaray'la ilgili bir şey var mı? Uzun vadeli planlarında Hacı'nın. Ben öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Nereden bakıyoruz ki onu? Bilgi. George Hacı'nın evladı. Gel lan seni şey yapalım. Menajer kulüp sahibi. Şu kulüp sahibi biz de olsak keşke. Hocam gelsene bize. Gigi Popescu, akraba. Razvan Marin. Kısa vadeli planlar, uzun vadeli. Galatasaray için oynamak için öncelik olarak görüyor. Oo, uzun vadeli de var Galatasaray. İskoçya'da biz vallahi hiçbir şey yapamadık ya. Şu İskoçya'da biz bir şeyler değiştirsek mi acaba kulüp çalışanları? Sorumluluklar. Ben bunlara bir soru mu versem ya? Kadro seçimlerini ben birine veremiyor mu? Yetki versek. Kime verdik yetkiyi? Ver yetkiyi, gör etkiyi. John Carver, sen seç kadroyu. Bey'le beni uğraştırmayın. Bey'i direkt sen seç. Görevlendirmelerini de... Tamam hadi siz yapın. Bizim gözlemcimiz mi yok acaba ya? Gözlemci
Gözlemci alma diye bir şey yok herhalde burada. John Carver nasıl bir adam? Fena değil. Biraz biliyor bu işini. Neyse, John Carver'ın çok ekmeğiyle oynamayalım. Allah'ım yarabbim. Taktikler bende. Rakip talimatları okey. Bu sizde. Hazırlık maçlarının maçında biz geçeriz. B takımının siz geçin. Hazırlık maçları oluşturur falan gibi bir şey yok mu ya? B takımı beni ilgilendirmiyor kardeşim. Hazırlık maçlarını ayarlar diye bir şey yok mu abi? Yok herhalde. Şuradan da birine bir yetki verebilseydik. B takım. Milli ekip. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Neyse, direkt maça çıkacağız herhalde yani. Ne yapalım? Hazırlık maçı da yapamıyoruz. Oyunculara verdim izni ya. Bir hafta takılsınlar. Bir hafta takılın, gelin Nottingham karşısına çıkacağız. Transfer toplantısı, katılalım bakalım ne sunacaksınız bana. Başlayalım beyler. Raporları görelim. Abel Ruiz'i sunmuşlar. Abel Ruiz evet iyi bir santrafor ama Pedro'muz tıkır tıkır oynuyor. Ryan Brewster 27 yaşında, Wolf'un fan santraforu, bitiriciliği 16. Gücü düşük ama ya. Gücü düşük adamdan bize bir numara olmaz. Geç. Evet, devam edelim. Raporları görelim bakalım. Jordan James gelmiş orta sahada. Kendisi 23 yaşında. Pek bir numara olacağını düşünmüyorum. Oyuncu bulamamışlar. Erten gel geç. Erten gel geç. Beşiktaş'tan önerildi bize. Geleceği var ama bence bir numara olmaz. Nicholas Raskin. Standartta oynuyor kendisi. Yani aslında güzel bir topçu. Frederik Bjorkan. Bek olarak güzel bir bekmiş lan. Harbiden iyi bekmiş çocuk, biliyor musunuz? Yani tıkır tıkır da oynar ya. 27 milyon da bir şey değil aslında. Alsak mı? Benim gönlüm kayıyor öyle şeylerde. Devam et. Geçelim. Uydemar. Goyas'ta bu çocuğu zaten biz gözlemlemiştik. 6,5 milyona bu çocuğu cepleyebiliriz aslında yani. Bu çocuk bizim gözlemleme raporlarımızda kalsın. Max Kilman'ı geç abi. Christian Ruiz, Atletico'da geleceğin süper yıldızı, 90 milyon kendisi. Jordan Beyer önerdi Vitesse'den yine. Vitesse'deki bir Jordan Beyer fena görünmüyordu ama çok da iyi de değil yani. Nemanja Milić, Borussia Dortmund'da kendisi. Bunu alabilirsin hocam diyor. Biz o bölgeye hayvan gibi transfer yaptık. Evet. Zenit yolcusu da. Sarın ne oldu teklif ya? Sarbi gitse mi acaba? Monaco, oha, Kosunu'ya teklif yapıyor. Monaco'da oynamayı tercih ediyor. Bir dakika. Kaldır kardeşim. Atmışı ver, Kosunu'yu götür. Hadi görüşürüz. Atmışı ver, Kosunu'yu götür. Brewster Türk değil mi? Ben de öyle biliyorum. Öyle bir muhabbet vardı. Türkiye milli takımını alın falan filan. Kosunu bize şekil şükür yapacak mı acaba ya? Val Morales. Niye bunun hiçbir şey bilinmiyor da bana sonra? Arturo Morales. Kaleci. Bruno Gomes. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür'ü bana niye sunuyorsunuz ki? Abicim, ben niye satamıyorum oyuncularımı ya? Malanga gidiyor. Fofana. Aha, Lyon istiyor. Kardeşim, bir teklif yapın bakalım. Abi Bazuni'yi nasıl kiralık isterler, ben inanamıyorum ya. Bir teklif alayım bakayım. Başka var mı satacağımız? Yok. Bu üçünü göndereceğiz. Brewster biliyorum.
Annesi Türk'tü değil mi? Bu üçünü göndereceğiz babacığım. Harbiden Premier Lig niye araya girmiyor lan acaba? Takımda en çok maaş alan kim görebiliyor muyduk? Görürüz. Görürüz onu. Howells. Transfer dönemi bitiyor ve biz oyuncu bulamıyoruz. Abi niye teklif yok? Sikeceğim şimdi ya. Gabriel Veiga'yı bak alasım geliyor ya her gördüğümde. 25 yaşında. Hiçbir teklif alamadı. 19 milyon vereceklermiş Verona yönetimi. Middlesbrough'a veriyor. Maaş diyorlar falan filan diyorlar. Sar sonunda satıldı abi. Sonunda bir 30-35 milyon cepledik. Bir dakika. Valla bayağıdır var kanalımız dostum da şöyle 1,5-2 senedir herhalde düzenli yapıyoruz diyebiliriz. Gerçi son 1 senedir daha düzenli yapıyorum. Şimdi. Oscar Wilkund. Defans sağ sol. Bu kim lan Milan'da? Peh. Are fucked. Prime'le abone olmuş. Hoş geldin dostum. Teşekkür ediyorum. Biz yanlış ekrandayız lan bu arada. FM ekranında değiliz. Ha yanlış ekrana gir. Bannerlord ekranında kalmışız. Aleyküm selam dostum hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Mario alma da. Çocuk da iyi de. Paralar verilmez. Diomoko Soro. Brezilyalı olmayan forvet yapmışlar. Ross Duncan. Kenan'la bu iş olmaz. Yıldız al. Aldık ya oğlum. Yanis Hacı'yı aldık lan. Kim alacağız daha? Bu ne var? Bak sola aslında bu çocuğu alıp bak 6,5 milyon fiyatı var abi. Sola bu çocuğu alıp bence şeyle idmana koyabiliriz hepsini. Bu çocuğa bir 6,5 milyon harcayalım bence. Ne diyorsunuz? Yani bunun raporu %100'e ulaştı mı? Ulaştı abi. Çocuğun raporu %100'e ulaştı. Takımı için canın dişine falan takıyor. Bak bu çocuğu alalım 6 milyona. 6 milyona biz bunu cepleyelim. Ön libero merkez orta sahaya aldık. Onu da aldık. Angelo bunu yetiştirsin. 6.6 milyon. Al abi gelsin. Para var huzur var kardeşim. Sarı satmadık oğlum. Sar gitmedi mi? Malanga Sar 26'sında gidiyormuş peki. Udemar gel kardeşim. Yedek oyuncu. Hepsine tamam ya. Bir şey istemiyor çocuk zaten. Fakir. Geri kiralamayı reddediyoruz. Tabii ki bırakmayacağız kendisine. 24.01 de gelsin. Hemen mentorluk oluşturalım aynen. Şeyin özelliğini alsınlar abi. Transfer. Geliyor değil mi? Tamam. Antrenman. Mentörlük grubuna girelim. Hemen bir mentörlük grubu ekleyelim. Kardeşim bunlar back. Oyuncu ekle. Mevkiye doğru sırala. Cano buraya gelsin. Gonçalo Estaves gelsin. Angelino gelsin. Engekya gelsin. Rastol gelsin. Plata gelsin. Bizim bayağı bir aslında defansımız varmış. Tamam bunları ekleyelim babacığım. Bunları ekleyelim. Aslında bir de orta sahaları oluştursam mı ya? Orta. Buraya kimi koyacağız peki? Ricardo, Ricci. Ricci gelsin. Yok ya. Kenan. Fofana'ya geç. Lavia. Kokoreç. Zidane. Burak. Hacı. Evet. Böyle bir tane de böyle bir grup oluşturalım. Böyle bir 3 tane mentorluk grubumuz olsun.
çocuk zaten gelir gelmez kafadan 80-70 milyon olur. 6 milyon bedava olur. Bildiğin futbolcu ithal ediyor, satıyorsun. Chris Peggy'ye bak ya, bu da listemizdeki. Bizim çocuk lan bu. Bizim altyapıdaki çocuk lan bu. Haftanın oyuncusu ödülünü kazanmış. Ya şu çocuk var ya, bizi yemin ediyorum şeye geçirir ha. Kanata döndürtür yani. Şu Fagir'i mi? Onu şey, White Fagir'i işte şey yapmaya çalışıyorum. Kiralamaya çalışıyorum. Kulüpleri öner. Anlaşılan forma süresi. İlk 11 oyuncusu. Onu bir sene daha kiralayıp satacağım. Bu arada bir transfer listesine genel bir bakmadık mı ya? Bir genel bir transfer listesi görmedik mi ya? Bize gelme ihtimali olan böyle dünyanın en pahalı oyuncularını dizmedik mi ya? Hugo Siquet var. Bu ipneyi ne zaman koydunuz ya? Çok da iyi çocukmuş. Bunu alabilirdik ha. Oğlum çok iyiymiş lan. Ya Plata tabii ki daha iyi bence. Genç olmasından falan, ama bu da 25 yaşındaymış ya. Mentörlük grubu oyuncuların görünmeyen özelliklerini birbirine aktarmasını sağlıyor arkadaşlar. Bunu gözlemleyelim ya. Bunu da bir gözlemleyelim. Max Kilman. 30 yaşında. Jordan Bayer. Buna bakmıştık defalarca. Che Adams. Bu bizim İskoçya'daki çocuğumuz. Fabian Ryder. Bu bok gibiydi diye hatırlıyorum ama yok lan, bayağı iyiymiş. Bayağı iyiymiş ya. Canım çekiyor buralara bakınca. Octavian Popescu'yu getirmedik mi? Hacı ile kankilik yapsın diye Octavian Popescu'yu getirmedik mi? Gakpo'ya bak ya. Şuradan var ya, acayip kadro kurulur ha. Musa Barov. Musa Barov ne yapmış abi? Yok abi, gol atamıyor. Gol atamayan adam, neyse geç. Plata kesinlikle daha iyi olacak abi. Plata'nın önündeki yol daha uzun yani. Malanga sar. Evine gönder, zaten sattım. Kardeşim, Chris çok iyi bir futbolcu. O yüzden gönderdik zaten. YouTube'dan eski videolarını izliyordum birkaç gündür. Partnerliği alabildim mi merak. Pek anlamıyorum Twitch'ten. Aldık bayağı oldu ya. Twitch'te yanımızda böyle tik var ya, işte o partnerliğimiz. Partner aldık da ne aldı? Bir şey değişmedi amına kadar. 5 dolar gelen reklam ücreti 10 dolar geliyor. Yine hayatımızda bir şey değişmedi. Gabriel, geleceğin süper yıldızı nasıl 4 yıldız oluyor babacım? Abi bu çocuk işte, bu çocuk ya, bu çocuk. Oyunun bug'ı ya, oyunun bozan oyun ya. Yani Tottenham'dan teklif gelirse bu çocukla oynamak için gidebilirim yani. Carlos Soler, Betella. Betella'yı artık çıkartalım baba. James McCarthy. Budur. Rodney. Standart bek. Çocuk da fena ya. 10 milyon aslında bir şey de değil. Nascimento. Nascimento fena değil gibi görünüyor. Sarı gönderdik. White'i kiralık listesinden çıkarmak istemiyorum abi. Fagir'i ben satayım ya. Satalım baba ya. Belki biri alır. Veiga'yı aldılar 24 milyona. 5 dolar iyi para, yayıncılar iyi kazanıyormuş. Vallahi Fagir'e hemen takır takır teklifler geldi ha. Celtic'e bak, gönderdim gitti. Al senin olsun. 15 milyon yekten abi, bedavaya aldığımız oyuncu. 2 oynattık bebeği. 2 sene kiraladık. Paramızı aldık, yolumuza baktık. Keşke Süper Lig'den birileri alsaydı, en azından işlerine yarardı diye düşünüyorum. Divo Origi'yi öneriyor bana. Sen ne diyorsun babacığım? Atalanta'da oynuyormuş. Özellikleri nasıl lan? Hala iyi aslında, biliyor musun? Umarım şu oyuncularımız döner artık şeyden, tatilden. Yoksa sıçtık yani. Nottingham Forest
maçı bildiğin oyuncusuz çıkacağız. 6'sı zaten milli takımda. 6'sı da izinde. 12 oyuncu yok. Eğer oyuncular tatilden dönemezse sıçtık. Abi içime doğuyor. Bu sene UCL'ye gideceksin. Grubu 3. bitirip Avrupa'ya düşüp finalde 5 kaybedeceksin. Finale çıktın mı ben o maçı alırım. Şimdi bir hoca olarak finallere fısıldayan adam da derler bizim için. Biz finale çıkalım, biz o maçı alırız. Abi ben bunu alırım bak. Ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Ben bu çocuğu alırım arkadaşlar. Ben bu çocuğun Newcastle'da falan kaybedemem. Newcastle'a gitmek istiyorsa bana da gelmek ister. Milli takıma ne çağıracağım? Uydem alır alır. Gelir o. Jeremy Hora. Gelişti mi lan bu? Vallahi gelişti çocuk. Gözümüzün önünde gelişti yemin ediyorum ya. 136 milyona çıktı fiyat. Transfer listesine düşmüş oğlum. Her türlü gelir bize. Newcastle'a gidiyor da bize mi gelmeyecek? Yalnız bunu alırsak birini göndermemiz gerekiyor orta sahadan artık. Kenan'a övmüş la herif. Anasının nikahı yani hocam. Kabul ediyorum ama. Palas kabul edildi. Gelmiyor piç ya. Ulan halbuki salak gelse yok ederiz ya. Nasıl reddediyor yani? Ulan Premier Lig'i kazanacaksın mal bebe. Harbiden gelsek bizi taşır ya. Newcastle'da bok mu var abi? Newcastle'a kabul edecek de bize mi etmiyor yani? Volkancım hoş geldin. Allah'ın gerizekalısı ya. Çok sinirlendim. Sen kip köpeksin la bizi kabul etmiyorsun. Aha bizim Sigverson da coşmaya başladı. Oğlum Bazuna ne oldu ya? Bazuna isteniyorlar, istiyorlar, kiralık istiyorlar ya. Biri satın alsın kardeşim bu çocuğu ya. Alın vereceğim. 35'e 45'e vereceğim ya. Fofana'yı da vereceğim. Transfer, kulüpler öner. Kim istiyor? Lyon istiyor. Lyon ver bir teklif oğlum. Ver bir teklif. Ver bir teklif göndereceğim ya. Bizden kaçmaz. Küperni abi herkes tatilde inşallah geri dönerler. Yarın geri dönmezlerse boku yedik. Yarın geri dönmezlerse boku yedik maç var. Orta sıra değil oğlum. Bizim takımımız şeydi lan. Sondan üçüncü gösteriliyordu. Bu anca sondan üçüncü olur diyorlardı. Abi kimse teklif alamıyor. Dedireceğim şimdi. Tamam. Ricardo uzun pas atmayı öğrettik mi? Evet. Güzel abi. Ricardo'ya başka ne verelim? Bence derin toplar da attıralım abi. Bitirici ara paslar denesin abi. Siz benim dediğime kulak verin. Siz benim dediğime kulak verin. Bu çocuk yapar hepsini. Çocuk derin toplar da atmaya başlasın abi. Uzaktan bir de sert şutlar da çektireceğim ben buna daha. Geldi mi? Lütfen. Ha siktir.
Boku yedik ama Allah'tan rotasyon kadromuz sağlam. Yedek yok. Yedek yok. Nastol ölmüş ama koyayım. Korona oynasın. Fofana sen buraya gel kardeş. Siz yer değiştirin. Kenan, Pedro, Rüperne tamam. Bu çok kötü oldu ya. Ben bugün dönerler diye düşünmüştüm ya. Yarın dönecek hepsi ya. Ne tatilmiş bu arkadaşım ya. Maçın ortasına, sezon ortasına tatil mi olur ya? 3 tane yedek kalecimiz var ha bak. Biri sakatlanırsa boku yedik. Neyse. Yemin ediyorum yönetimsel bir hata yani. Takımın başından kovdurur adamı yani. Yumruğunu sık. Basın sizi çakabiliyor. Neyse Nottingham Forest'ta en son çok çakmıştık. Bu maç biraz tempoyu düşürüp oynayalım ya. Zidane daha dakika 5. Ah be. Saniye 5'te gol atıyorduk. McKenna. Mensah. Pedro Braza. Bakarız bakarız. Mensah, Vieira döndü geriye. Baskımız var. Orada kim var? Koroma. Aferin Koroma. Pedro. Kenan. Kenan sokuldu. Kenan. Kenan vurdu. Son anda defaldı. Pas 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 pas. Pas 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 pas. Bozunuyla çıktı sahibi. Aha. Aferin lan. Rüperme. Rüperme. Hadi oğlum başarabilirsiniz. Angelino. Yaptı ortayı. Pedro. Emre Hoca maç var beyler tatile gitmişsiniz. Oyuncular da değil mi? Cano ya denize giriyordum kusura bakma. Roma inanılmaz bir pas attı Pedro. Kim bu ya her topa kayarak müdahale ediyor. Mouse'un mıdır nedir? Ginger pezemek. Kenan yaptı ortayı. Ah. İyi gidiyoruz gibi ama bence bir bağıralım, bir çabalayın diyelim ya. Çabalayın diyelim. Yani şu maçtan puansız çıkmak istemiyorum. Angelino, Lavia, Koroma. Allah'ım Koroma. Aferin lan Kosun'a. Güzel top Pedro. Pedro Rüperne'yi şöyle oynatacağım ben ya. Angelino açtı. Pedro attı. Rüperne attı pardon. Yok hocam offside. Vallahi söverim ha. Gol geçerli. Yes. Rüperne. Bak hemen bir dokunuş gol getirdi gördünüz mü? Ne alakaysa. Vallahi eğer Premier Lig'den şampiyon çıkarsak herkes gelir. Takım da bütçeyi akıtır. İnanılmaz bir kadro oluruz yani. Zaten sadece Pedro'yu değiştiririz. Olmadı Angelino'yu değiştiririz. Bir tane daha böyle bir şey alırız. Biz de oynayabilecek kalitede, Premier Lig'i kaldırabilecek kalitede bir adam alırız. O kadar yani. Onun dışında pek bir değişikliğe de gitmeyiz zaten yani. Emblatun Osun'u girdi. Pedro Reis. Pedro Reis şimdi. Reis döndü. 1 milyonluk. Lorenzo Lucca gelirse alırız abi. Gelirse alırız. Niye almayalım? Gelen oyuncu alırız. Bazunu. Osun'u şimdi. Osun'u sokuldu. Kenan. Çevirdi. Roma. Angelino. Angelino yine harika bir pas. Kenan at bunu. Ah be. Kenan çok gol kaçırıyor ya.
Kenan yaptı ortayı. Rüperne! At bunu da rahatlayalım oğlum. Osunu Fofana. Çevirdi. Engekya. Engekya. Rüperne! Kaminski'de kaldı. Oğlum Premier Lig'de şampiyonluğu konuşuyoruz. Farkında mısınız? Premier Lig'de şampiyonluğu konuşuyoruz ya. Angelino. Angelino. Güzel bir top. Rüperne patladı, aldı, Pedro'ya bıraktı. Kaminski neler çıkarıyor ya artık. Yuh yani ya, bunu nasıl çıkarırsın abi? Ya şöyle oyuncu eğer istemiyorsa, yani kariyer olarak hiçbir şekilde geçiremiyorsun. İstediğin parayı ver. Yok bırakmadık, başlayacağız, yeni seriye başlayacağız. Aferin çocuklar, devam. Çok bir şey demeyelim de. Biraz aslında ben şeyi de kapatayım bunlara karşı presi ya. Böyle birazcık çok basmayalım. Çok basmayalım. Yine önde karşılayalım ama çok basmayalım. Fofana, Zidane. Hadi bir kornerden bir gol daha. Angelino Rüperne! Rüperne coştu. Andik bir takım şampiyonu olmuştu. Evet, geçen sezondan bence de hazırlıklarımız iyi oldu yani. Kadroyu bayağı bir şey yaptık, oturtturduk ya. İyi oyuncular aldık oğlum, bir de çok ucuz aldık ya. 900 alıp heriflerin fiyatları 100 milyon 100 milyon oldu. Rüperne'ye bak oğlum, her topa kafa vuruyor, manyak. Çocuğu 900 bine aldık lan, 900 bin nedir ya? Bir de direkt takımın itibarı bir yıldız, bir buçuk yıldız artar şampiyon olursak. Abi çok saçma gol yedik. Premier Lig'de her böyle 3-5 senede bir öyle bir takım zaten çıkıyor oğlum. Leicester şampiyon olmuştu herhalde birkaç sene önce. Her sene böyle değişik bir takımın şampiyon olma potansiyeli olan bir lig oğlum orası. Çok değişik bir lig Premier Lig ya. Öyle hani 4 büyükler 3 büyükler diyemiyorsun yani, 15 büyükler var orada. Hani şu takım kesin şampiyon olur dediğin takım mesela gidiyor abi. Abi ne oluyor ya? Offside hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Yani niye bu kadar çok pozisyon veriyoruz? Engekya. Rüperne! Hat-trick için vurdu. Girmedi be. Of. Yap oğlum hat-trick'ini ya. Oha Kenan. Kenan vurdu. Ah, defanstaki herif beyin kanaması geçirdi. Angelino şimdi. Angelino sokuldu. Ortasını yaptı Pedro. Kamera açısı şey izliyorum ben ya. Hat çizgisi. 3 tık, 1 tık. Böyle düştü. Angelino, Rüperne, Lavia, Angelino şimdi. Angelino sokuldu. Angelino yaptı. Kenan vurdu. Kaminski. Yedeğimiz yoktu arkadaşlar. Yedek yok takımda maalesef. Angelino, Rüperne yine. Güzel orta, Pedro vuramadı. Zidane aldı topu. 1 milyonluk. Döndü geri. Kosunu. Kosunu baktı Koroma. Koroma Fofana. Lavia. Kenan Rüperne. Lavia sokuldu. Lavia pasını verdi Angelino. Orta Rüperne etmiş. Rüperne etmiş. Süpersin sen de oğlum be. Süpersin sen ya. Efsanesin sen ya. Lavia'dan güzel de hareketler izledik. Lavia'yı da bu arada aldık arkadaşlar, biliyorsunuz değil mi? 5-6 milyona cepledik bunda. Rüperne dokundu, işi bitirdi. Yapmayın. O kaleciye bak, götüyle çıkardı bozdu. Rüperne'yi artık çıkartalım. Hadi orada şeyi deneyelim. Yeni forveti deneyelim. Angelino ortaladı. Kenan şimdi ceza sahası dışında topla buluştu. Kenan çılgın hareketler. Rüperne bir daha vurdu Kaminski. Rüperne bizim bak gol krallığında şöyle bir sıkıntımız var. Her oyuncumuz, her forvetimizin 10 tane 12 tane golü var. Tek bir oyuncunun 30 golü yok. Her oyuncunun 10 tane golü var.
En çok gol atan da biziz galiba. Ya Lavia gelişiyor hala bence. Biraz onun üzerinde durursak oynar o çocuk ya. Ve biz bu bebeği her türlü 30-40'a da okuturuz gibi geliyor bana yani. Zidane, Kenan, Engekia. Çevirdi içeriye. Philips. Bak 17 bitiriciliği var mesela. Vurdu, gol olmadı. Niye olmadı? Bu da sakatlıktan yeni geldi ya. Rastol girsin. Kenan'ın yerine Lambert alıyor. Bruno Larsen çevirdi. Bazunu da kaldı. Yine yendik anasını satayım. Takımda oyuncu yok, yine yendik. 54 puan, Manchester'la aynı puandayız. Basbol bir araya. Bruno Larsen Bazunu çıktı aldı. Güzel. Aferin beyler diyelim. Oyuncu olmadan maç kazanmayı başardınız. Maç bitti, önüme bakmak istiyorum. Bu konulara çok girmeyeceğim. Yanlışlıkla tüm takımı tatile gönderdim demek istemiyorum. Presti gol orucuna son vermiş. Ne güzel. Onun hakkında gerçekten çok sevindik. Valla son maçtaki performansın gerçekten göz doldurdu çocuğum. Gavin Bazunu'yu kıskacını almış. Güzel. Üst üste 9 galibiyet almışız oğlum. Beraldo stoper Salzburg'da. Salzburg bak bunu çekmiş almış yine Brezilya'dan bir yerden. Kaç paraya almış? Sao Paulo'dan 15 milyona getirmiş. Bir sene kiralamış. Şimdi çakmaya çalışıyor. Sharapenko, Lewis Travis geç. Hugo Siquet. Hugo Siquet'e çok iyi demedi yani. Bizim aldığımız çocuk daha iyi. Boşver babacığım. En iyisi benim oyuncum buna. Pele'de gol kralı kim? Bakalım bir dakika şimdi onlara. Şimdi transfer sezonu bitiyor. Transfer sezonu bitmeden bir şeyler yapmamız lazım abi. Şöyle Bazunu'yu bir önerelim mi? Bazunu'yu bir önerelim bence hadi. Fofana abicim biri alsa mı acaba bunu ya? Kulüpler önersek şöyle. 3 milyondan önersem. Evet. Bir de kimi önerecektik? Kaleci önerecektik. Abi bunlar kiralık istiyorlar ya. Kırka veriyorum lan. Aldınız aldınız. Alamadınız yedek oynatırım. Tatilden döndünüz mü ya? Teşekkür ediyorum. Bilmiyorum, bakacağız. Tatilden döndünüz mü? Sağ olun, Allah razı olsun. Şu Bazunu'yu falan bir satabilseydik. Abicim Fofana'ya kaç para istiyorsunuz ki, ben anlamadım ya. Alın abi, bedavaya veriyorum abi. Siz verin fiyatı ya. Siz söyleyin babacım, bir rakam verin bana ya. Bana bir rakam verin ya. Bazunu da 1 milyon istiyorsa tabii ki alamazlar abi. Wolfsburg hayatta vermem Wolfsburg'a onu. Bazunu transfer kulüpler öner. 37 milyon hadi. Aldın aldın baba, 37 milyon bak. Batan geminin malları. Bakacağız bir dakika, bir dur. Estevez'i hayatta satmam. Zaten bek sıkıntısı yaşıyoruz. Esteves geldiği günden beri çocuk tıkır tıkır oynuyor. Aslan gibi çocukmuş vallahi yani. Kim önermişti lan Esteves'i bana? Helal olsun. FA Cup maçına gidiyoruz. Millwall'la oynuyoruz. Biraz daha böyle aslında alternatif kadroya çıkabilirim ya. Mesela şimdi bu 17'lik forveti orada görebiliriz. Ama şu transfer dönemini ne yapacağız? Şu oyuncuları bir okutmamız lazım arkadaşlar. Eyvallah Noah yapçım. Yok ya, irtica eden yok, hepsi geldi.
Bir tanesi jetski kazası geçirmiş, ayağını kesmiş. Hocam sol taşımda ağrı var diyor. Transfer gününe gireceğiz. İnşallah orada Fofana'yı falan okuturuz ya. Fofana'yı okutamazsam üzüleceğim çünkü. Bir de böyle var ya, aslında bir tane geleceğin starı, böyle bir adam forvet. Bir 5 yıldızlık bir forvet daha bulsak, ceplesek ya. James McCarthy. Bak bu çocuk düştü mesela. Teknik çok iyi, vizyon çok iyi, uzaktan şut fena değil. Çeviklik çok iyi, dribling çok iyi. Fena da bir topçu, 25 yaşında ya, aslanlar gibi bir topçu. Felix Agu'yu koydular lan. Emi Abraham, oha 176 milyona nerelere gidiyorsun sen ya? Gelsin lan bize, nasıl ilgilenmiyor abi ya? Bana gelsin. Katılacağım baba, katılacağım. Canlı transfer attı Tete. Bruno Mendes bizim listemizde kendisi. Eskiden yani, ya da Brenner. Brenner'ı almadık. Almıyoruz da. Pedro'dan memnunuz ya. Pedro işimizi görüyor. 5 yıldız olan bir herif almamız lazım. Yusuf Fofana hakkında söylentiler var. Kardeşim bir alın şu herifi ya. Fofana hakkında söylentiler kimden geliyor? Sevilla 75 milyon verebilirmiş. Pedro'ya 57 milyon verebilirmiş Burnley. Verirse alırız. Ben bir söylentileri takip edeyim bakalım. Premier League. Benim kaleci hakkında söylenti yok mu ya? Bakacağız. Almanya'daki transfer İngiltere'ye göre erken kapanacak. Yo. Hadi lan. 14 saat kaldı. Şunları göndermemiz lazım. Oğlum çöp herif bunlar ya. Fiyatları düşecek. Sevilla bassın parayı, alsın şu salağı ya. Çok mutlu olurum. 63 milyon. Baba var mı bir hareket? Paris Pushman. Çocuğun ne oldu aklında? Bir fikrimiz yok ki ya. Geleceği 5 yıldız ama. Son gün. Adri Sanchez. Bundan bir şey olmaz. James Garner. Bu da iyiymiş lan. Salvador. Fran Beltran. Beltran da çok iyi topçu, biliyor musunuz? Düz bir topçu ama tam böyle Süper Lig'de oynayanlar için birebir. Sergi Dardır. 34 yaşında baba, ölmüş ya. Kardeşim bizim oyuncularla ilgili bir söylenti yok mu ya? Nemen Jovic var. Brenner var. Bruno Mendes var. Neyse bir gün daha geçeceğiz. Ya Fofana ayrılmak istemiyor ya. Gerizekalı mıdır nedir ya? Kardeş kiralık veremem ben bu herif. Brenner'a 69 milyon verdiler Tottenham. Şöyle yapalım. Fofana'yı. İhtiyaç yok olarak koyuyorum abi. Belki işe yarar. Agron Rama. Bak ya. Çok kafamı karıştıran topçular geliyor. Murat Benali. Senin bitiriciliğin 15 olsaydı seni ceplemiştim. David Kalako. Geç. 20-30 milyon vermem. Nemen Jovic. Vallahi gidiyor bir yerlere. Stuttgart aldı. Tottenham Brenner aldı ya. Brenner'a devreye girsek mi acaba? Çok da iyi herif ya. Of.
Bugün var mı? Bugün de haber yok. Kardeşim, şunu bir alın ya. 30'a veriyorum, Allah belasını versin ya. Abi Fofana'yı da 60'a veriyorum ya, hadi. Vatan geminin malları, hadi. 12 saat kaldı, şunları bir alın ya. Bir bana bir fırsat sağlayın ya. Julio kim lan bu? Uyder geldi. Çalışma izni aldı. Fagir'i gönderdik Celtic'e. Hadi bakayım, 15 milyon. Allah bereket versin. Mali durumumuz ne? 75 milyon yine. Jovic'le Stuttgart imzalamış. Okey, güzel. İlk kursuna gönder. Karşılayın kardeşinizi. Hemen Uydar'ı antrenörlük şeyine koyalım abi. Mentorluk grubuna. Uydemar, gir buraya kardeşim. Çok güzel. Ama artık birini bir alsanız mı ya? Ercif Elmas'a bak. Liverpool'dan Inter'e gitti. Elmas da çok iyi topçu. Nicolas Raşkin'i bana al diyorlar, hocam diyorlar. Abi ben Bazunu'yu daha kaça yazayım ki, ben anlamadım yani. Maaşını ödeyin. Birinci kaleci olarak oynatın. Bir de bana bir 150 bin ateşleyin Narin abim. Bazunu'yu kiralayalım, takımda sıkıntı çıkarmasın. Hayır mı dediler? Satamıyoruz. $58 milyona veririm. 58'e veririm. Bir şeyler oluyor. Abi 17 milyon nedir ama, çok ayıp ya. Verona'da benim ilgimi çeken topçu var mı? Kimse yok. Vedat Muriki. 33 yaşında hala burada öyle. Kardeşim. Bak Bazunu ya. 30 ver. Vereyim ya. Ay sokayım ya. Stuttgart kiralamak istiyor. Maaşının %10'unu ödeyecek. Maaşının %50'sini öde vereyim. Maaşının %20'sini öde vereyim. Maaşının %30'unu öde vereyim. Yani böyle aslında alabiliriz. Hadi %20 ver. Tamam, %30 ver. Bunu da veremedik. Abi şu heriften para kaybedeceğiz ama yapacak bir şey yok yani. Hani çünkü gerçekten bok bir transferdi. Hiç oynamadı. Son saate kadar gelince de yetişmiyor. 9 saat kaldı. Eğer 6 saat içinde olmazsa evrak yetişmiyor. Çıldıracağım şimdi. Çok ilginç ya.
Çok ilginç abi. Teklif alamıyoruz. Yüz milyonluk kaleciye teklif alamıyoruz abi. 25'ten önerdim bakayım ne olacak. Şeyler geldi. 19,5 milyon Lyon'dan geldi, kabul ediyorum abi. Fofana'yı veriyorum 19,5'a, vereyim mi? Ne diyorsunuz? Porto taşak geçer gibi teklif yapmış. Siktir git Porto. Fofana'yı vereyim mi lan 19,5'a? Hiç veresim de yok. 19,5'a vereceğim, oynatırım lan. Yedekler amına koyayım. Elimde patlamaz, daha bir sene sözleşmesi var. Fofana'yı vermem abi o paraya ya. 19,5'a Fofana verilmez abi. 45'e veririm. Bazunu'ya 20 verdiler. Vereyim mi Bazunu'yu 20'ye? Maaşa bir şey de koymuyorlar. Bence verelim gitsin ya. 6'ya almışız zaten. Oynatmayacağımız için bu çocuk değer katamayacak kendine. Bunu veriyorum ya. Maaşa katkı da istemedi. Fofana dursun abi, 300 bin dolar ya. Zaten oynatırız, rotasyon yaparım Fofana ile ya. Biri sakatlanır, bir şey olur. Fofana dursun abi. Yani o paralara veremem. Dolar 30 TL olacak, ver kardeşim. Bazını gitsin abi, bazını. Bazını verelim. Fofana'ya teklif yok. Bazunu görüşürüz kardeş. Görüşürüz kardeş. Bazunu'dan para aldık. Livingston, Ken Morris'i kiralamak istiyor. Tamam, kiralayalım abi. Adam Montgomery'i alabilirsiniz. Roland. Beleş. Severiz. Beleşse gelsin. Biraz kiralarıp satarız. Fiyatlar daha ne kadar uçabilir oğlum? Yani Fofana zaten 100 milyon ama kayıp. Galeci de 100 milyon da hayvan gibi maaş veriyoruz. Bir de ipne gelmiş 1 milyon maaş istiyor. Bazunu bizi yoruyordu oğlum. 600 bin dolar şu anda takımın her ay cebinde para kalacak ya. Az para mı ya? Ken Morris'i kiraladık. Maç raporu alalım. Benjamin Eindhoven. Değişik topçu. Profesyonelce davranmalı. Elinden gelenin en iyisini yapmalı kardeşim. Evet. Aha, o da geliyor. Evet, Fofana'yı satamadık. Fofana'yı satamadık. Fofana gelmedi abi, almadı parayı. Ama yine bir 100 milyona yakın paramız var. 92 milyon paramız var oğlum. Birine hayvan gibi parayı basabiliriz. Ayrılmak istiyordu. Biz de sattık kardeşim.
verdiğimiz karara güvensinler. Kaleye Dlamini'yi getirdik lan. Daha ne yapalım? Transferin son günü böyle bir tane bomba bir şey çıksa aslında alırım vallahi. Josh Phillips'e bakacağız. Evet, satamadık. Neyse, rotasyon yaparız. Rotasyon baba, rotasyon. Önemli değil. Yapacak bir şey yok. Sözleşmesi bitecek oyuncularda yıldız düşmez. Oynamadığı için düşer yıldız. Sözleşmesi bitecek diye de oynatmıyordur takım. Ne geldi lan? Teklif geldi. Koromo'yu kiralayabilir miyiz? Şimdi bakayım şöyle bir kadroya. Zaten defansif yönde şeyde kaldık. Eksikte kaldık. Jonas Pedersen gelmedi. Pacheco var. Cano var gerçi. Cano'yu oynatırız. Koroma'yı kiralayayım bence ya. Koroma çok genç. Oynasın abi orada. Tamam. Kabul ediyorum. Önemli oyuncu olarak. Okey. Bunu almışlar bunlar. Beni ilgilendirmiyor. 45 dakika kaldı. Seneye değil ya. 2029'a sonuna kadar sözleşmesi var. Bir senelik sözleşmesi var. İptal edildi. Gönderemedik. Yanis Hacı 63 milyona geldi. Plata 64 milyon. Samuel Ricci 14 milyon. Endombele 33. 15. Malangasar 33. Gavin Bazunu da 19. Endombele'ye biz kaç para vermişiz lan? 10 milyon vermişiz. 15'e satmışız. Bazunu ya. 6 vermişiz, 19'a satmışız. Malanga Sara 15 vermişiz, 33'e satmışız. Bence gayet overrated ya. Bence gayet overrated babacığım. Yani şöyle bir durum var. Bizim maaş harcamalarımız çok az oğlum. Yani inanılmaz az. Az ondan kurtulduk. Bence iyi oldu. Şöyle bir sözleşmelere bakacak olursak kim en çok maaş alıyor? Yanis Hacı alıyor ki o da hak ediyor zaten. Vallahi şu kadroyla da yani şu maaş kadrosuyla bilmem neyle Premier Lig alırsak işin rengi çok değişir ya. Vallahi Udemy iyi oldu abi. Alma da mı? Bak şimdi bu çocuk transfer listesine girdi. Ben bu çocuğu alırım. Bitiriciliği çok düşük ama İnanılmaz bir bebe. Bu 5 yıldız bak. Bu parayı da harcamamız lazım zaten. Benim peki bana önerilen abi şey kim? Forvetler kim abi? Mario Almada birinci sırada görüyor musun? Juan Carlos. Leandro. Bu kötü. Marco Manuzzi. Nasıl? Philips daha iyi mi olur bunlardan? Optebek. Yani Philips'in şu ana kadar çok bir katkısını göremedik. Millwall maçında Philips'i izleyeceğim abi. 90 dakika vereceğim. Lisans kaydında herkes var mı lan? Kenan var. Latay, U21, 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 U21. Tamam. Alright. ...22 milyon zararla kapatmışız bu ayı. Okey. Vallahi Manuzzi bana da canavarmış gibi geliyor.
Hadi Millwall maçına girelim o zaman. Şu yedek çocukları da bir deneyelim. Tatilden gelenleri de koyalım. İyice iki takımın arasında bağ olsun. Aylık performans istatistiği. Kiralık oyuncularımdan potansiyellerim ne yapmış? Chris Peggy 19 maçta 9 gol atmış oğlum çocuk. Chris Peggy fena oynuyor. Joan Pedersen 6.90'la oynamış. Kern Morris'i niye oynatmıyorlar abi? Ay yeni kiraladı. Diego Carrero var. Nascimento'yu da 10 milyon alacağız gibi bu çocuklar. Juan Santos, forvet. Atletico Mineiro. Chris Peggy her hafta haftanın oyuncusu oluyor. Rupert Ney'i tebrik edelim abi. Yani Premier Lig'de ayın genç oyuncusu oldu. Marcos Lambert ikinci oldu. Dlamini üçüncü oldu. Yanis Hacı'nın golü nasıl iki olur ya? Olise nasıl bir gol atmış olabilir ki yani? Bu arada Olise nasıl lan? Lan Olise de çok iyiymiş ya. Ocak ayı ödülünü almışım. Gallo, başkan Gallo da beni tebrik etmiş. Aaron Harvey, Millwall'lı oyuncu. Yani Udemar'a bence şey yapmayalım ya. Udemar'ın hemen antrenmanını ayarlayalım. Defans sol, kanat bek. Hücum. Geliş koçum, geliş aslanım. Otomatik. Ekstra sana ne verelim oğlum? Bitiricilik verelim, şut kassın ya. Ya da denge vereyim. Denge mi versem? Denge vereyim. Üç de verebilirim ya. Zıplamasını biraz geçirebiliriz. Ya da denge daha önemli sanki ya. Tamam birazcık şöyle gitsin. Hadi bakalım Millwall. We are coming. FA Cup'ta yalnız şeyi elemişler. Stokes'u elemişler. Para saçanlar. En çok harcama yapan ilk beşlik. 734 milyon Premier Lig. Oğlum yani buradan bile anlıyorsun. Anladın mı Premier Lig'in? Crystal Palace 152 milyonla en çok harcama yapan ilk 5 kulübün içinden biri. A+, yine A+. Menajere destek mükemmel. Atmosfer çok iyi. Ryan Gill, kanat oyuncusu. Gelmek istiyor lan. İp ne, şimdi mi gelmek istiyor? İşte dur. James Garner. Kanat oyuncularıyla çok ilgilenmiyorum abi. Ruiz kalmak istiyor. Christian Ruiz. Sana ne oldu da gitmek istiyorsun? Manyak herif. Pacheco'nun değeri kaç oldu? Pacheco'nun değeri 100 milyonun üstünde. Şöyle bakalım. German Pacheco. Dinlenmesi gerekiyormuş bu çocuğun ya. 115 milyon. Bir hafta tatil yap gel. Madem dinlenmesi gerekiyor. Göndereyim bir hafta da bari. Kış tatili yapsın çocuk. Uludağ'da kayak yapmaya gitsin. Oyuncularınızı dinlendireceksiniz arkadaşlar. Dinlendirmek önemli. Galatasaray kardeş takım ilan etti mi ya? Var mı lan? Aa, o çocuğu kiralayacak mıydık biz? Hiç haberim yok. Plata yapma oğlum. Seni oynatacağız böyle maçlarda. Yapma. Millwall maçında oynamayacaksın da ne zaman oynayacaksın? Millwall maçında biraz rotasyona gidebilirim ama yani Sacı'yı da bir oynatasım var yani. Aso Valente, orta saha Atletico. Değişik bir topçu. Amine Guiri. Adrian Dota.
Millwall maçını da yapalım. Bugünkü yayını bitirelim beyler. Jonas Pedersen 3 tane pas atarası vermiş. Zdravko Martinaga. Bunun niye bana haberi geliyor? Kadroya bakalım şimdi. Bir şöyle önerilerini koy. Estaves, Kosunu, Doyle, Angelo, Ricardo, Kokoreç, Ricci, Hacı. Kokoreç yerine burada bence Zidane'la çıkalım. Ya da Zidane iyi. Şöyle çıkalım. Josh Phillips, Rüperne'nin yerine gelsin. Pedro'nun yerine de Lampert gelsin. Onun dışında böyle antrenman olarak sıkıntılı olan var mı? Korona var. Lavia var. Lavia gelsin abiye de. Paul Lopez'in yerine. Lavia'yı oynatabilirim. Hazır durması için. Kenan niye kadro dışı? Kenan'ı da alalım. Zidane'ı almayacağım. Kenan'ı alalım. Tamam böyle gidelim. Bele gidelim bele. Zidane neye endişeleniyor ya? Ne oldu oğlum? Daha iyi bir sözleşme istekte bulunmayı düşünüyordum. Tamam kardeşim. Hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğim. Madem senin sıkıntıyı açtıysam ben de açtım kardeş. Asistanı gönder. Şu Millwall bile bu kupada tehlikeli takım abi. Yannick Rotant. Bunu bedavaya alıyorduk değil mi? Aynen. Gel yeğenim gel. Kafadan 100 milyona başlasın futbolculuk hayatına. Gel aslanım gel. Gel tosunum gel. Evet. Cooper için önemli şey başarıymış. Gel bizi yen de başarı görelim. Bak Kerem'in nasıl 5 yıldızlı geçen sene. Buraya gelince hemen 3 yıldız abi. Skverton'da idmanlarda çok deli çalışmış. Ha. Aferin çocuğum. Kalecilere de bir tane oluştursam mıydın? Ya da neyse Pedro zaten o kadar iyi bir yetiştirici kaleci değil bence. Millwall için kendimizden eminiz. İnşallah eminizdir. Tek maç yapacağız. Deplasmanı olmayacak bir maç. Bunların FA Cup'ı da bir değişik. Bir maç iki maç, bir maç tek maç. Yani nasıl oluyor anlamadım. Berabere kalınca mı uzuyor maç? Gonçalo Estevez sen. İdmanlarda çalışan sen adamsın ya. Sen temiz yüzlü evladım benim ya. Alright miyiz? Alright gibiyiz sevgili dostlar. Bir sıkıntımız yok gibi. Kondisyonlar iyi. Uydemar niye seçilemiyor? Bir sezonda iki takımdan fazla oynayamaz. Peki. Uydemar'cığım 18 yaşındasın. Kadro 23 maçlarına çıkabilirsin 90 dakika. Uydemar kadro 18 maçlarına çıkabilirsin 90 dakika. Şu anda oynatamıyormuşuz zaten. İki tane transfer yapmış. Çok önemli değil. 6 milyon verip geleceğimizi aldık. Hadi bakalım. Yumruğunu sık. Basın için diyelim. Yine basın her şeyden önemli. Ve Millwall maçına çıkalım. FA Cup'ta da yürümek istiyoruz. Bakalım neler yapacak çocuklar. Hadi bakalım evlatlar. Gonçalo. Ricardo, Hachi, Ricci vurdu, Angelino vurdu. Milletin götünden top sekiyor geri. Yapma bu hatayı. Çoş olmuyor ya. Herifler basıyor ya.
Hacı. Hacı vurdu. Barajda biri beyin kanaması geçirdi. Forvetleri aynen William Wallace'a bırakıyor. Atak yapamıyoruz. Acı kesti kosunu. Oha abi, çizgiden çıkardı herif ya. Lampert. Hocam bir kart alalım. Bir kart alalım Bennett'e. Evet, biz bastırıyoruz. Gol bulamıyoruz yine. Küfürü hak ettiler. Tam küfür öncesi golü attık. Baktılar ki hoca ağzımıza sıçacak. Devre arasında bir gol atalım dediler. Phillips güzel bir dokunuşla golünü attı. Ne söylesem motive oluyorlar. Ben dedi motivasyon uçmuş. Dostumu keşke sakatlanmasaydım be oğlum. Hadi Cano girsin bari, ne yapalım. Burak. Gonçalo Esteves. Burak. Gonçalo kesti. Offside. Cano. Lampert çok kötü oynuyor ya. Acı kesti. Ritçi vuramadı. Taylor G. Kim kovalıyor lan bunu? Kimsin lan sen abi? Pardon. Düşür onu. Aferin lan Angelino. Takımda zaten Angelino ile şey kaldı, yaşlı. De gerçi Fofana var galiba. Fofana yine 27 falan. Burak. Lampert. Gonçalo. Lampert. Lampert. Phillips. Phillips'in maçı oldu lan. Phillips'e bak be. Vallahi helal olsun. Çocuk ilk 11 başlamayı bekliyormuş. Acıyı yormayalım. Fena girsin. Burak'ın yerine de ben biraz yavaş yavaş Lavia'yı alıştırayım orayı. Burak oynamıyor. Burak'ı sezon sonu satacağım herhalde. Hiç oynamıyor Burak ya. Ricci. Doyle. Cano. Gonçalo Esteves. Cano. Gonçalo. Burak. Gonçalo şimdi. Gonçalo sokuldu. Gonçalo çevirdi Burak. Saçma sapan bir şut çıkarmaya çalıştı. Bak Ricardo'ya bak. Ricardo coştu Ricardo. Çıldırdı Ricardo. Gonçalo. Sokuldu yine. Gonçalo. Orada bir yolculuk var. Ama başka oyuncu değiştirme şeyimiz kalmadı. Tam tempoyu düşünün. Zaman geçirmeye açın. Kupada rahat rahat ilerleyelim. Cano vurdu. Cano. Rupert'in Afgan diyorlar. Olabilir. Mitchell. Vurdur onu. Ne vurdu lan?
Afganistan'dan uçağa tutunarak gelmiş olabilir. Doyle. Richie. Kenan'dan harika bir top. Phillips. Hat-trick için sokuldu. Orta yaptı. Lampert vurdu Galan. Vallahi Phillips'i beğendim ya. Bu maç. Hani Millwall tamam şey bir rakip ama. Çok zor bir rakip değil ama. Bence Phillips gerekeni yaptı bu maç. Doyle. Döndürdü Angelino. Angelino. Hocam kırmızı kart lütfen kendisine. Teşekkür ediyorum. Kırmızıyı görünce hücuma açlarım baba. Hoppa. Ah be. Çok güzel goldü. Yani girseydi veya offside olmasaydı. Çok güzel goldü. Gonçalo Esteves. Lavia. Lavia çevirdi. Ricardo. Lavia. Lavia. Bitti bitti ya. Albino diyor. Albino değil lan çocuk. Phillips Albino. Baksana tam Albino ya. Angelino şimdi. Sokuldu Phillips. Angelino çevirdi. Kenan vurdu. Kenan da bir kere kafayla gol atsın ya. Rupernen'in bacakları. Rupernen'in bacakları acayip uzun lan. Ya Rupernen'in ben hava toplarında daha iyi olmasını bekliyorum ya. İnşallah olur. Gonçalo Esteves. Lavia. Gonçalo. Richie. Galan. Richie'den razıyız ya. Richie okey. Cano girdi araya. Lavia. Kenan. Güzel bir top. Lampert şimdi. Çevirdi. Phillips hat-trick için vurdu olmadı. Orta geldi Richie. Ah be. Benim kafam kaçtan gerizekalı. Kafa vuruşu yediymiş. Dur bana onu. Topları alıyor canım. Hava toplarını alıyor da gol atıyor. Kafayla. Angelino. Doyle. Angelino. Richie. Takım şiir gibi top oynuyor valla. Ve maç bitiyor. Crystal Palace Millwall'ı da eledi. Yoluna devam ediyor. Aferin çocuklar. Derbiden galip falan. Ya böyle maçları kazanmak bizim işimiz babacığım. 87'den beri ya. Hayretmiş. Hayretmiş. Millwall kimmiş? McGregor gol orucuna son vermiş. Aferin ona. Osunu 7-9 gün güzel. Çok sakatlanmadı. Cano taraftarların takdirini kazandı. Cano. Vallahi Phillips'i bir övelim. Aferin oğlum. Aferin çocuğum. Basın toplantısına da katılalım. Turnuvanın bir parçası olduğumuz sürece kazanmak ihtimalimiz olacaktır. Kusursuz oynadı. Ben daha çok bunu istiyorum. Kesinlikle beklemelisiniz. Genç yıldızlara her zaman önem veren bir hocayım. Jones Pedersen 6-7.3 ile oynamış Union Berlin'de. Ve iyice de gelişiyor ha. Union Berlin'i seviyormuş it. 113 milyon arkadaşlar. 5 milyon aldı mı? 113 milyon. İkinci defansımız. Artık seneye de zaten bu da oynayacak. Potansiyel 5 yıldız. Pacheco ile beraber ikisi yok edecekler ortalığı. Pacheco da zıplama 19 olmuş oğlum. Böyle bir zıplama mı var lan? Kafayı yemiş manyak Pacheco. Osunu da izleniyor aslında. Kim izliyor? Onların hepsini istiyorlar. Chelsea istiyormuş Callum Doyle'u. Doyle'u ben vermem ya. Ben Doyle'dan memnunum. Ben Doyle'dan razıyım. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Yine efsane bir bölüm. Lan hiç kaybetmedik değil mi bu bölüm başından beri? Hiç kayıp yaşamadık ya. Acayip çaka çaka geçtik. Çaka çaka geçtik. Yani inanılmaz bir bölümdü. Transferlerde istediğimiz hareketliliği yakalayamadık. Fofana elimizde kaldı 29 yaşında ama Fofana'dan her türlü yararlanırız diye düşünüyorum. Onun dışında aldığımız yine genç oyuncular bizi zafere taşıyacaktır diye düşünüyorum. Özellikle Udemar kendisi 60 milyon yazıyor. 6 milyon aldık şimdiden 60 milyon. Potansiyel 5 çünkü. İnanılmaz zihinseli var. Sol bekte alternatif olsun diye aldık. Kesinlikle çünkü Angelino yaşlanıyor arkadaşlar. 31 yaşına geldi. Angelino'nun bu güzel kaliteli oyununu
bir tık olsun artık Udeme de yapacaktır diye düşünüyorum. Romeo Lavia'yı da aldık, kiralık olmasın diye aldık. Bunun gerçi potansiyeli düşmüş ama çok problem değil. 6 milyon yazıyor ama biz o para işini ayarlarız diye düşünüyorum. O vakit kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Yarın yine aynı vakitte görüşmek üzere. Geceniz güzel olsun. İyi sabahlar dileyim artık, zaten 4 olmuş. Abone olmadan geçmeyelim YouTube'da. Like atmadan, yorum atmadan da geçmezseniz sevinirim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye.